17 yaşındayken kaybolan 17 yıllık bir kayıp. Başına ne geldiyse gizemini koruyor. Oklar aile içine mi dönüyor? Döndü Kara Çoban hayatta mı? Birazdan. 6 yıl önce gizemli bir şekilde kayıplara karıştı. Geride 3 çocuğunu bıraktı. 13 kardeşi yıllardır kendisinden haber alamıyor. Hüseyin Bağator'un başına ne geldi? Birazdan. Tek isteği oğlunun mutlu bir yuvasının olmasıydı. Ancak işler umduğu gibi olmadı. Uğur Çakmakçı, dolandırıcı çetesinin kurbanı oldu. Attıkları adımlar 40 bin liraya mal oldu. Çakmakçı ailesi kaptırdığı parayı kurtarabilecek mi? Birazdan. Merhaba sevgili seyirciler. 21 Nisan Salı ve Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde başladı. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Değerli hocalarımla birlikte çok güzel bir yayın yapacağız. İnşallah. Süslediniz mi evleri? Dün eve de verdik. Bugün inşallah. Bugün mü süsleyeceksiniz? Bugün inşallah. Yavaş yavaş her yer kapalı. Her yer kapalı mı? Bir de malzeme bulma sorunumuz da ama var. Ama o da aslında onu yapmak için de bayrak zaman. Alacağız. Evet. Süs eşyalarını alacağız. Tamam, istiklal maaşını hallediyoruz bir şekilde. Gençliğe hitabeye falan ama diğer malzemeler için kırtasiyelerin açık olması. 23 Nisan akşamı saat 9'da zaten hep bir ağızdan çıkacağız balkonlara. Elimizde o şanlı bayraklarla istiklal maaşımızı okuyacağız. Var gücümüzle okuyacağız. Evet. Neden böyle girdim konuya? Dün yayını izleyenler hatırlayacaklardır. Dün bir çağrı yaptık, dedik ki okulları süsleyemiyoruz. Sokaklarda el ele kutlayamıyoruz 100. yıl coşkusunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ulu Meclis'in kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkusunu ama bu coşku duvarları da aşar, sınırları da aşar, pandemiyi de aşar ve biz evimizi, bulunduğumuz ortamı süsleyelim. Balkonlar varsa balkonları süsleyelim, odaları süsleyelim, camları süsleyelim ve 23 Nisan'ı hep birlikte kutlayalım 23 Nisan çocukları diye. Hocalarımıza da siz de lütfen evde çocuklarla süsleyin demiştik. Malzeme olmasa da evdeki kağıtlardan da süsler zaten üretmek de bir etkinlik öyle, aslında öyle değil mi? Öyle yapacağız zaten, bir şekilde öyle bir çözüm üretmeye çalışacağız. Zaten bizim ilkokul çağlarımızda el işi dersi vardı, evet, hala var evet, bilmiyorum ama evet. Böyle keser kırpaneler yapardık. Ayrıca da şimdi o hep bizim programımıza gelen örneklerde hani olumsuz kullanımların sonuçlarına rastlasak da internet üzerinde çokça süsler nasıl yapılır, neyi nasıl üretirsiniz tabii, şeklinde videolar var. Sevgili seyircilerimizden çok güzel fotoğraflar gelmiş. Bu çocukların yolu hep açık olsun. Bakar mısınız güzelliğe? Hepsi camlarını süslüyorlar büyük bir mutlulukla. Öğretmenleri de onlara telefonlarla yönlendirmelerde bulunuyor. Öğretmenlerimizi de kutlamak istiyorum bu coşkuyu yaşasınlar diye. Ve Ulu Önder Atatürk'ün onlara armağan ettikleri bayramı kutluyorlar. Bu aslında bütün dünya çocuklarının bayramı. Ben dünyadan da bizi izleyenler varsa farklı ülkelerden o fotoğrafları bekliyorum. Şöyle birkaç tanesine bakalım. Çok hepsi tatlı, giyinmiş. Evet, en güzel evet, kıyafetler giyilmiş. Ben Karadenizliyim, Trabzonluyum ve 23 Nisan'a hep coşkuyla hazırlanırdık. Ve o Karadeniz'in bereketli yağmurları nedeniyle de o törenleri yapamaz. Okuduğum da bir köy ilkokuluydu. Öyle bir salonu olan bir okul değildi. Yani bugün böyle büyük salonlara konuşma yapmaya gittiğimde hep o gelir aklıma. Okulun girişinde şu kadarcık bir arada toplanırdık ve ağladığımızı bilirim. Biz niye işte gösterilerimizi yapamadık, niye o kadar hazırlandık ama okuyamadık diye. Ama nerede olursak olsun biz bayramımızı kutlayacağız, cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Hemen dönelim stüdyoya. Yayının içerisine de fotoğrafları gönderebilirsiniz. Onları sevgili seyirciler yayın sonunda bir kez daha sizlerle paylaşacağım. Bekliyoruz fotoğrafları, videoları. Videolar da var, çok güzel şiirler var ama onları belki daha sonra bir şekilde ufak ufak paylaşmaya çalışacağım. Şimdi biz 23 Nisan coşkusunu kutluyoruz bir yandan ama çocukları için burada olan bir anne baba var. Dün biraz konuşmuştuk Mehmet Bey'le. Bütün hayali oğlunu evlendirmek, onun mürüvvetini görmekti. Ama öyle bir oyuna geldi ki kendi anlattığına göre onun iddialarıyla iki kez kandırıldı. Ve bu kişilerin de birbiriyle bağlantısı olduğunu düşünüyoruz biz anlattıklarından sonra. Bugün anne Sevim Hanım da bizimle birlikte. Merhaba İnce Hanım. Hoş geldiniz Sevim Hanım. Hoş bulduk. Ah Sevim Hanım, dün ben böyle sizi bir karı koca birbirinize düşürmeyeyim diye soramadım ama yok, senin eşin seni dinlemedi mi uyarılarını? Yok, dinlemedi.
Dinlemedi, kandırıldı. Dinlemedi. O bileziklerden takmayalım dedim. Sanki içimde bir his vardı. Paranın dedim yarısını ver dedim. Kızın dedim, abisi dedim o parayı dedim herhalde dedim, sen dedim cebine koyarken dedim gördü dedim. Geldi dedim, ben dedim çantama koyayım dedim, ne olur ne olmaz dedim. Parayla mı gittiniz siz kalsın dedim, tabii. Şimdi ben cebinde şöyle bir... çünkü cebinde 30 milyar para vardı. O parayla mı gitti Çorum'a? O parayla gitti. Şöyle bir minik özetleyeyim seyircilerimiz için, hem diğer konularımı da özetleyeyim, sonra uzun uzun konuşuruz. Evlilik vaadiyle bir dolandırılma hikayesi. Yani bütün bu iddialar doğruysa Mehmet Bey oğlunun evlendirmek istemiş ve kandırılmış, bu konuyu konuşacağız uzun uzun. Hı-hı. Döndü Karaçoban'ın kaybıyla ilgili yeni röportajlar var, yeni iddialar var. Hem abi Osman'la ilgili hem de diğer taraftaki Adem Bey ile ilgili, o konu yine konuşacağımız konular içerisinde. Hüseyin Bağator'u aramaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Ve yeni bir kaybımız var. Özgür Karataş, 3 çocuk babası Özgür Bey'den 5 aydır haber alınmıyor. Ve hiçbir şekilde Özgür Karadaş mı Karataş mı? Karadaş, düzeltelim o zaman. Karadaş'ı aramak için yengesi ve amcası bizimle birlikte olacak. Ama ilk konumuz, hala mı insanlar inanıyor dediğimiz işte o evlilik vaadiyle kandırılma hikayesi. Aslen Çorumlu olan Çakmakçı ailesinin iki çocuğu var. Bir kızı bir oğlu. Ha. Kızları evli, bir de torunları var. Ve oğulları Uğur'u evlendirmek istemişler. Ha, öyle oldu. Ve akrabaları Ömer Bey de, Çorum'da yaşayan akrabaları da, burada bir komşunun kızı var. Çok iyi diye aracılık etmiş. Ondan sonra bakın neler yaşanmış. Mehmet Çakmakçı, oğlu Uğur'un mürvetini görmek istedi. Ancak başlarına gelenler film senaryolarını aratmadı. Özel güvenlik memuruydun. Evet. İşte o arada işlerim bozuldu. Evet. Üstüne de bu işte babamın uzaktan akrabası. Evet. Ömer tarafından, evet, bulunan işte kişiler mahvetti. Akraba dedim bize, Ömer abi bize dedim, bir eğer çevrende bir kız bulabilirsen bize haber et, biz dedim bakalım. İşte belli bir süre sonra aradı, dedi Mehmet bir kız var dedi, bizim komşu buldu kızı dedi. Ben de peki dedim, çok sevindim. Ondan sonra kızına konuştuk, telefon tamam abi dedi. Öyle mi Uğur? Evet, 15 gün bir konuştuk. Sen Seher'le buluşma, 15 gün konuştun Seher'le, Çorum'a kalkıp Seher'le tanışmaya gideceksin. Evet. Gittim. Bu arada 1.000 lira gönder. Kalktın gittin, evet. Ondan sonra o da yılbaşı günüydü. Evet. Bu 2019'un. Ondan sonra arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Hı-hı. 3 defa aradım. Ondan sonra bir market var, o civarda durduk, açtı, en son açtı böyle, epey uğraştım. Evet. Dedi ben dedi Ankara'ya gittim dedi, işte abimlerin orada dedi, gittik dedi, kafam dedi iyi değil dedi, sonra konuşalım dedi. Aracı akrabamız tarafından kandırıldık. Bekledik, ondan sonra böyle akşama kadar bekledik. Çiçek ne yaptırdım. Çiçek yaptırdım. Evet, çikolata aldık yanına. Bekliyoruz ki bizi davet edecek, evin adresini verecek. Çorum'un içinde dönüp duruyor. Çelişkili konuşuyor, görüşelim diyor. Otobüse bineceğim diyor, geleceğim diyor. Ne zaman diyorum, öğleden sonra diyor. Dediği zaman gidiyoruz, kendisi ortalıkta yok. Ömer abiyi aradım, dedim sen dedim bu dedim bulduğun kızı dedim, sen dedim bekar diye tanıttım dedim. Evlenmiş, boşanmış dediğin dedim. Bunun kocası varmış, çocuğu varmış dediğim. Ondan sonra ben dedi bundan dedi hepsini sattım dedi. Biliyordum dedi, sizi dedi... Nasıl? Söylemedim dedi. İkinci telefon geldi. Öbürü telefon geldi. Sen dedi iyi niyetliymişsin, evlenmek istiyormuşsun dedi. Ben senin dedi, numaranı dedi Altın Gün'ün dedi. Özlem adını birinden aldım dedi. Altın Gün'ünde Özlem. Evet, adını veriyor. Ya bizim akraba da işte annemin amcasının eski gelini. Hiç tanımadığın bir kadın tekrar arıyor seni, ona evet, güvendin mi bir daha? Ya yine güvendim. Orada Çorum'da konuştunuz, evet, ilk defa. Evet. Neyse Seher olmadı ama Ferdane diye, evet, bir kız bulduk. O da en bir kız diye dedik, düşündünüz. Oğlumuzu ev vererek giderek dedik. Kız alır gideriz İstanbul'a diyerek etti. Hediye falan götürdünüz mü? İşte ona aldığımız çiçek şeylere götürdük. Seher'e aldığınız, evet, çiçek ve çikolatayı Ferdaniye'ye, evet, götürdünüz. Peki sizden takı istediler mi, para, evet, istediler istedik mi? Evet, istedik. Kız tamam dedi. Ne dedi? Yarın gelin dedi. Yarın takılarını alalım dedi. O gittiğimiz gün kızı verdi. Orada yani hiç sizi... Gelin dedi. Altın, incin ne varsa ne yok alalım dedi. 4 bilezik dedi. Dedik biz 3 tane alırız. İşte dedi, bu boynuna şey istedi. Zincirli kolye, evet, küpe. Yüzük, o yengesi dedi, evet, bana dedi bir bilezik alacağım dedi, o öbürü süt hakkı dedi. Yok dedi, sen süt hakkı dedim, bir çeyrek alırım dedim. Neyse ertesi gün gittik, aldık, incisini de aldık, her şeyini aldık bunu. Verdiniz mi o takıları?
takıları verdik tabii. O gün eve gittik, çayımızı içtik, yeniden sohbetimizi ettik. Kendi aramızda nişan yaptık. Yani yüzükleri neye taktık? Epilasyon parası istemiş. İstekler başladı. Ah, öyle bıraksa altından incine sonra ya dedi Mehmet Baba dedi benim telefon çok eski dedi. Bana bir telefon al dedi. Tamam dedim görüntülü görüşeceğiz dedi. Babanın demin söyle de bana bir 2 milyar 2,5 milyar kadar o ne bir... Epilasyon parası istedi. Heh. Gönderdiniz mi? Onu da verdim evet bu 2 milyarı verdik. Ondan sonra ya çok komik bir şey. Ara gelip bir de diyor ki benim diye gelinlik diktireceğim diye bana şu kadar para gönder. Onu da gönderdin mi? Onu da gönderdik. Bir de o kalsa şimdi canım. Bir de dedi bizim icra var dedi. Abim icrayı kaldırmadan dedi beni İstanbul'a göndermiyor. Ne icrası dedim işte şu kadar para. Ne kadar? 15 milyar dedi. Halası dedin kadın dedi ki ya Mehmet dedi oğlum dedi sen dedi 4-5 milyar dedi bir yardım et. O parayı sana geri veririz biz dedi. Bir ay içerisinde siz bu kızı gittiniz istediniz evet, ve toplamda ne kadar para verdiniz Mehmet Vallahi, Bey? 40'a yanaşmıştır. Onu hesaplamadım ama. 40 bin lira yaklaştı. Dolandırıcılara kaptırdıkları parayı kurtarabilecekler mi? Evet, aslında anne Sevim Hanım şüphelenmiş ve eşine demiş ki Mehmet ben bunlara güvenmiyorum. Burada bir tuhaflık var. Yapma, bu altınları verme, bu paraları gönderme diye. Ama Mehmet Bey nasıl olduysa o kadar inanmış ki daha hiç yüzünü görmedikleri kızı istemek için evlerine gitmişler. Çiçekler, çikolatalarla ve gittiklerin ertesi günü de o görüntüleri tekrar bir gösterebilir miyiz arkadaşlar? Kınalar yakılmış, sözler kesilmiş. Kınayı kim yaktı bu arada Sevim Hanım? Kınayı Yasemin diye bir kadın yaktı. Kimdi Yasemin? Yasemin yengem dedi. Halasının gelini miydi? Yok herhalde halasının gelini dedi. Halamın gelini. Kaç kişi vardı siz gittiğinizde o evde? Ayşe hala dedikleri bir tanesi vardı. Yasemin vardı. Bir bayan daha vardı onun ismini unuttum. Abim dedi ondan sonra... O adam vardı. Yani buna toplamda 5 kişi vardı. Ama anne babamız yok dediler size. Annem babam dedi benim yok dedi öldü dedi ben de dedi bir anne babaya hasretim dedi size dedi anne baba diye şey dedim dedi görür görmez dedi size dedi kanım ısındı dedi. Ondan sonra ben tabii ki inanmıyorum. İçimden Sevim inanmak... seni ilk şüphelendiren şey ne oldu? Yani ilk bir kere önce bir Seher'le konuştu oğlun 15 gün görüntülü. Sonra Seher'le buluşacakken Seher gelmedi. 5 dakika sonra Ferdane çıktı ortaya. Ferdane aradı ben evlenmek istiyorum sen çok iyi bir çocuksun. Gidip onu istediniz nişanlandı ve altınlar paralar verildi ondan sonra. Ha, işte hepsi öyle oldu. İlk yani nerede baştan... Şüphelendiğinden ziyade ben... sen şöyle dedin telefonda dedin ki biz gittik. Kızı gözüm tutmadı. Çok da güzel gelmemiş senin gözüne işin açısından. Hatta hamile olduğunu düşündüm dedi. Bir de üstte 40 yaşında falan 30 demişler ama 40 yaşında gibi görünüyordu. Doğru. Sen bu kadar olumsuzluğu görüyorsun. Kızı beğenmemiş, gözün tutmamış. Senin bakış açına göre güzel bir gelin de değil, adayı da değil. Yok değil değil. Yaşı da 30 demişler, 40'ın üstü gösteriyor. Sonradan 41 yaşı dediler. Hadi gidelim Mehmet buradan dese. Hocam biraz da benim inatlığımdan oldu. Ben dedim eşime dedim ki... biz buna dedim yani direkt girdik ama dedim kızı dedim gözüm tutmadı dedim gel dedim biz bunu dedim bir araştıralım dedim. Evet çok akıllıca. Burada dedim bunda dedim bir bitkini var dedim. Oğlanın dedim başını yakma dedim. Bak dedim çünkü oğlan da istemiyor dedim ben de istemiyorum evet. Dedim bunda bir şey var dedim. Bir de Uğur istememesine rağmen nasıl sen kınayı elini açtın o kınayı yaktırdın Uğur'a. Gayet de gülümsüyor hocam ben, görüntülerde Uğur. Yani ben dedim yani ben bir iki çocuk annesi olduğum halde dedim ben böyle değilim dedim. Bunun dedim çocuğu yok dedim ama dedim 9 aylık gibi dedim hamile gibi dedim duruyor dedim. Oğluma da yakışmaz bu dedim. Ondan sonra eşim de dedi ki yok dedi iyi olur dedi kilo verir dedi. Ben dedim bunu dedim, verecek dedim bir tarafa dedim yok dedim. Kızım tutmadı bunu benim dedim. Ya şimdi burada mesele araya bölmek de istemiyorum. Mesele kızın yaşı da büyük olabilir. Kilosu da olabilir görüntü. Bunlar değil ki sorun. Hiç tanımayıp bilmediğiniz bir insan kendini bir kere. Asıl sorun şu. Bekarım diye tanıtan kişinin aslında evli ve çocuklu olduğunu öğreniyorsunuz siz. Evliymiş. Asıl sıkıntılar bunlar. Sen bunları dedin. Ne dedi Mehmet Bey? Yok dedi. Yine inadını sürdürmeye devam. Niye inat ettin? Yani sırf devam benim dediğim etti. Olsun diye mi inat ettin? Valla ne bileyim. O arada var içime bir şey i̇şte geldi. İşte ilk girdiğimizde biz oraya dedik ayfaltılık böyle bir şeyler serdiler. Çay falan getirdiler.
Benim içimden bir ses dedi ki sakın dedi bunları içme dedi, yeme dedi. Yani ben o sesime inandım. Yine de yemedim, içmedim. Uğur bir bardak çay içti. Ondan sonra Mehmet bir şeyler atıştırdı, o çayı içti. Ondan sonra bu kez kendilerinden geçtiler. Nasıl kendilerinden geçti? Yani bildiğim, yani nasıl diyeyim? Yani böyle en ufak bir şey dediği zaman ikna oluyorsun. Çok mutlu hissediyordum. Evet, ha, ikna yani, edici böyle. Hocam aynen böyle bir şey olabilir mi yani? Ya, gevşetici, rahatlatıcı bir şeyler atmış olabilirler içine tabii de hani ikna edici bir şey yok. Hocam, öyle bir ilaç şimdi, yok ama rahat hissettiren, mutlu hissettiren. Uğur'un o tebessümü, o rahatlıktan mı? Yani kına yakınırken Uğur'un yüzü bayağı gülüyor yani tabii. Çok mutlu görünüyorsun Uğur. İşte sonradan ayrıldıktan sonra dedim ben ne yaptım diye sordum hatta kendime. Ne kadar aptalca bir şey yaptım dedim. Sonra vazgeçseydin Uğur. Evet. Sonra vazgeçseydin. İşte ayrıldık zaten kendisi zaten gerçek yüzünü göstermeye başladı. Ağzı yani alınmayacak. Şimdi Mehmet Bey de o içti neyse o da ondan etkilenmiş. Evet. Ama ertesi gün sizden para istemeye başladığında Mehmet Bey paraları göndermiş. Ben babamı birkaç defa uyardım. Göndermeyelim. Bunda da bir şeyler var dedim. Hatta ben ufaktan ayıktım. Gönderme dedim. Yok dedi. Gönderdi. Hayır, bir de bu o kadar aleni bir dolandırıcılık ki dolandırıcılık bile sayılmaz. Yani insanların artık burada kendini koruması gerekiyor. Şimdi biz nişanlandık, anlaşamadık, ayrıldık deseler hediyeler de geri istenmez. Soğuk su içmeniz lazım. O kadar İstenir. Aleni bir şey yani. Yani hediyeler geri istenir. Yani istense de ne olacak? Nişanlandık ben, ve anlaşamadık. Ben kızı gördüğümde orada güle güle böyle yani anip bildim böyle bir dilenci gibiydi. Şimdi Sevim Hanım dediniz ki az önce o birinci kız için gidildi ya Çorum'a. O parayla birlikte mi gidildi Çorum'a? Niye parayı yanınıza aldınız? O zaman cebinde parası yoktu çünkü bankadan çekti onu. Evet. Niye bankadan çektiniz o kadar parayı? Yani çekti harcamak için. İstemeye giderken aslında evlendirelim alalım gelelim niyetiyle mi gittiniz Çorum'a? Her şeyi birlikte mi halledecektiniz? Çorum'a ben dedim bunu dedim yapmayalım dedim. Ondan sonra gelmiş iken dedi, aksak bir yengeleri vardı, dedi gelmiş ikene dedi, kızın isteğini çok dedi, gelmiş ki hepsini dedi, bir arada dedi, çıkartalım kurtulalım dedi. Yani hiç mi araştırıp soruşturmak aklınıza gelmedi? Normalde yani görücü usulü Leyli'nin Tekin'in yanı etrafını ailesini araştırırsınız değil mi? Tekin'in yanında budur zaten. Bunu da yapmayınca o görücü usulü değil başka bir şey oluyor. Benim kimsem yok dedi, yengem dövüyor dedi, kapıya atıyor dedi, ekmek vermiyor dedi. Ondan sonra ben evlenmek istiyorum dedi. Siz Sevim Hanım şimdiki deminki sorumun cevabını tam alamadım. İki kız var, bir Seher. Hı? Seher olmayınca Ferdane devreye giriyor. Bu Ferdane'nin nişanındaki görüntü. Seher'i istemeye giderken niyetiniz düğünü de her şeyi de yapıp Seher'i alıp İstanbul'a gelmek miydi yani? Ha öyleydi. Bu niyetle gittiniz. Ha, daha bu niyetle... Sadece telefonda 15 gün görüşen kızı hiç araştırmadan etmeden. Ha, görüştürer kızı ben de gördüm çünkü annesini gösterdi. Bu annem dedi. Ondan sonra kız... Daha görü görmez çünkü yani başladı anne baba demeye öyle bir içten anne baba demeye başladı ki. Ben de dedim ki daha ortada dedim bir şey yok dedim bu dedim nasıl dedim bize anne baba demeye başladı dedim. Bu işin içinde dedim herhalde ki ne dedim bir şeyler var dedim. Ondan sonra bu dedim bir tuhaf dedim bu kadın dedim. Ondan sonra Uğur'a dedim oğlum dedim sen dedim görüntülü konuşuyorsun ama dedim kızı beğendin mi dedim. İyi anne dedi işte dedi fena değil dedi. Uğur biraz ondan hoşlanmış onu söyledi. Yani ama biraz. Tamam şunu söyleyeceğim. Sonra siz Seher olmayınca o parayla Çorum'da kaldınız. Birdenbire 5 dakika içinde ikinci telefonla Ferdane geldi. Yani Ferdane bu telefonu altın gününde Özlem'den aldığını söylüyor. Öyle söyledim. Özlem diye bir akrabanız varmış size. O Özlem kim? Amcamın eski gelini. Eski gelini. Ayrıldılar. Ne zaman ayrıldılar? Bir sene oluyor. Çorum'la bir bağlantısı var mı? Çorum'a geldi çünkü orada ayrıldıktan sonra kız kardeşinin yanına geldi. Peki Özlem'le de böyle biriyle bu şekilde mi evlenmişti amcanızın çocuğu? Yok. Öyle evlenmediler çünkü. Yani görücü usulüyle evlendiydi işte. Peki o Özlem gerçekten sizin numaranızı birine vermiş mi? Sordunuz mu Özlem? Bilmiyorum dedi. Ben tekrar telefon ettim. Dedim ki Özlem dedim sen oğlumun numarasını nereden aldın da verdim dedi. Sevim abla dedi. Altın gününde dedi, tanıştık ondan dedi, bir çocuğu var dedi, evli dedi, adı dedi Ferdane mi dedi, evet dedim Ferdane dedim ama oğlunun numarasını ben vermedim dedi.
İnkar Allah, etti. O zaman onların ne ilgisi var? Özleme nereden ulaşmışlar? Bilmiyorum. Sonuçta o parayı da cebinizde paranız olduğunu Ferdane'nin ailesi nereden gördü? Onu soracağım biraz da. Onu şöyle ulaşmışlardır. Özlem, şimdi yaygın bir isim. Özlem diye attı. Herkesin aşağı yukarı Özlem diye bir tanıdığı akrabası vardır. Özlem Hanım diye biriyle tanıştığını kabul ediyor. Ferdane diye biriyle tanıştım. Hani konuştuk biz diye söylüyor. O zaman ağzından. O da mı bir şey içerisinde o zaman? Aynı semtte duruyorlar. Hani o kadınla ikisi de aynı semtte. Sonra bu paralar. Gittiniz, altınları taktınız. Üstünüzde paranız olduğunu nereden söylediniz mi? Parayla geldik, her tür hazırlığımız var, düğünü de yapabiliriz diye konuştunuz mu orada? Onları biz konuşmadık. Orada önce dedi, bizim dedi tanıdık dedi, kuyumcular var dedi, kıyafet alalım dedi. Ondan sonra ben dedim ki niye acele ediyorsunuz dedim. Yangından sanki dedim mal kaçılır gibi dedim. Yani biraz dedim daha çok erken dedim birbirlerini tanısınlar, görüşsünler dedim. Yine tekrarladı yengesi istemeye geliyorlar işte. Oğlunuzu da tanıdık. İşte yok kanımız kaynadı. Oğlunuzu çok sevdi. Bir gün içinde başkaları isteyip kaçıracak ama siz alın mı dediler yani. Gelmiş iken dedi kıyafetten de alalım, altından da alalım dedi. Ondan sonra adını koyalım demiş. Ben yok dedim. Ondan sonra eşim dedi ki tamam yedek dedi. Sevim Hanım, eşin seni dinlemez mi normalde? Ya normalde bazen dinler, bazen dinlemez. Bazen böyle bir konuda sözünü dinlememiş. Yani şimdi dediğim gibi siz birbirinize ben, düşürmeyeyim ama. Yok biz düşmez mi? Düşmez misiniz? Yani sen biraz ya ne yapıyorsun Mehmet? Tanımıyoruz, etmiyoruz. Nasıl bu kadar güvenip hem altın alırsın bir de kıyafet. Dün bir kıyafetler saydın sen. Tabii ki. Daha böyle yok çok... altı takım bilmem ne. Neler aldırdılar sana? Anlatsana. Baştan kuyumcuya girdik. Bu dedi bizim tanıdığımız kuyumcu dedi. Ben dedim senin istediğin kuyumcuya girmeyeceğim. Ben dedim gidip başka dedim kuyumcuya gideceğim dedim. Onu başka gene... kuyumcuya gittin ama altınları verdin gene yani. Ya başka kuyumcuya girdik. Ondan sonra dört tane dedi istiyorum dedi, set istiyorum dedi, saat istemiyorum dedi, küpe ondan sonra iki tane de yüzük dedi. Saat istemiyor çünkü saati bozduğunda aynı değerde olmayacak oradan değil mi altını tabii. bozduğunda. Evet. Ondan sonra gitti bilekliklere sarıldı. Onların ondan sonra, tanesi de 10 milyar. O zaman altının gramı bu olay ne zaman yaşandı? Bir sene oluyor. Yılbaşından bir iki gün sonra oldu. Şimdiki değeriyle kim bilir neredeyse iki katına tabii. çıktı tabii, harcamalarımız. Ondan sonra... Kıyafet ne aldırdı size? Kıyafet pantoluydu. Üstünün gömleğiydi, bluzuydu. Takım elbise. Kaç takım aldın? Bildiğim kadar 7-8 vardı. Hmm. Hepsinin altında da birer tane ayakkabı, kışlığı, yazlığı, telliği. Başında bile sarık gibi sarmışydı. Şey gibi. O sarık gibi şeylerden aldı. 8-9 tane de onlardan aldı. Süleyman Hanım bu kadar Çorum'da, bayağı... Çorum'un adetleri böyle midir? Yani bir kızı istemeye gittiğinizde işte 7-8 takım kıyafet, yok. Hepsine ayakkabı, yazlık, kışlık kadar alınır mı? Her yerimizin farklı güzel adetleri var. Bilemedim yok böyle soru. Bir şey yoktu. Demediniz bu kadar çok şey niye istiyor dedim, bu kız? Dedim biz dedim bunu kaldıramak dedim. Evet. Daha dedim bir de düğün istiyorsunuz dedim biz bunun altından kaldırmak dedim. Ben evet. dedim bunlar yapmak için dedim benim bankam yok dedim. Ki evet. dedim sana dedim bankamdan dedim para çekip de dedim sana harcayayım dedim. Buna da dedim yeter dedim. Sadece dedi bunlar dedi benim aldıklarım dedi da akrabalara da dedi bir şey almadım dedi. Akrabaları da istedi. Ha öyle diyor. Gene onu... Mehmet Bey mi alalım diye seni şey yaptı. Öyle şey ben de dedim ki buna dedim kıyafet dedim hepsini sen mi giyeceksin dedim. Ondan sonra ya dedi her gün dedi bir tanesini giyerim dedi. Neyse benim artık beyin damarlarım çatlamaya başladı. Ona da başım ağrıyor ki tansiyonum yükseldi. Yükselmez mi tansiyon? Benim tansiyonum yükselmez. Lanet gerçekten. Olsun alın da gidelim derecesine gerçekten. Gelmişler yani. Orada acaba yine Mehmet Bey mi alalım sus hanım sesini çıkarma tatsızlık olmasın dedi sana. Ha? O yani hiçbir şey demedi. Yani ne istediyse hepsinin parasını kuzuluğu evet. ödedi. Hepsini ödedi. Sonra döndünüz geldiniz döndük, İstanbul'a. Döndük dolandık. Uğradın dedi gelmiş iken dedi bir takım elbise alalım dedi. Ha Uğra da aldınız. Yüzüğünü de alalım dedi. Neyse Orun yüzüğünü de biz aldık. Takım elbisesini de aldım ben Orun. Bu paketleri aldık. Doğru onların eve geldik.
evde dedi yemek yok dedi, dolabı açtı kapağını gösterdi, içinde bir şey yok dedi, fare düşse başı yaralır dedi dolapta dedi. Ben ne yapayım dedim senin evine dedi, ne yapabilirim dedim. Halam dedi hastanede yatıyordu dedi, kanser hastası dedi. Biz onu görmeye gidiyoruz dedi, biz gelene kadar dedi, siz dedi sipariş verin dedi. Lahmacun dedi, pide gibi dedi, meyve suları gibi dedi, biz gelene kadar dedi, bunlar gelsin sipariş verin dedi. Aldınız mı? Alındı. O da alındı. Artık bilmiyorum. 150 milyon mu, 150 mi, 200 mi de Kumanya'da onlara... gördünüz mü? Hepsini... Kumanya aldınız mı? Buzdolabı boş ya. Yok. Ha, onları almadım. O gece onlarda mı kaldınız siz? Onlarda kalmadım. Ben geri kızımın yanına gittim. Sen orada. Derken eşin, oğlu? Eşim, üçümüz gittik. Üçünüz gittiniz. Uğur kaldı mı o gece? Üçümüz gittik. Yok, kalmadı. Kalmadı. Ben dedi götüreyim, oğlum dedi gömleğini ütüleyim dedi. İyi dedim. Çiften dedim, ütüleme de çocuğun dedim gömleğini dedim. Her şey yok tamam dedi. Ben dedi gülmeyeyim diye kendimi zor tutuyorum. Yani Sevim Hanımcığım çok tatlısınız. Beni anlayacağınıza inanarak söylüyorum. Her şey çok güzel, muhteşem. Sen gömlekteki çift ütüyü düşünüyorsun. Artık sinirim bozuldu çünkü. Sinirim bozulmuş, doğru söylüyorum. Bozulma, elim sinirim bozuldu. Bekleyeyim gömlek gelmiyor, bekleyeyim gömlek gelmiyor. Allah'ım dedim, ne oldu dedim, dedim bir gideyim bakayım dedim. İkisi de yakmışlar sigarayı, ikisi de fosur fosur sigara içiyorlar. İkisi derken? O bizim gelin dediğimiz kız, bir de onun yengem dediği Yasemin, ikisi. Hem hamileyim diyor. Sonra neyse baktım Uğur'un gömlek yerlerde sürünüyor. Han dedim sen dedim gömlek ütüleyeceydin, gömlek dedim bak yerde dedim. Unuttum da dedi, anne dedi kusura bakma da dedi. Ha öyle dedi. Ondan sonra ben dedim sen neden annem kuluyum ki dedim. Ondan sonra ben sinirlendim, yerden gömleği aldım getirdim, takımının içine koydum. Askısıyla beraber oldan aldım doğru arabanın içine şey ettim, götürdüm astım. Hikayede her şey tuhaf ama kızımın... gelin kaynana çekişmesi gerçek. Evet. Şimdi Sevim Hanımcığım, bir gün içerisinde elinizde avucunuzda ne varsa aldılar. Altın, kıyafet, tabii, yemek, diğer masraflar ve siz de çocuğunuzu evlendiriyorsunuz diye yapabildiğiniz kadar yaptınız. Döndünüz geldiniz İstanbul'a. Bir düğün tarihi belirlediniz mi Çorum'dayken? Düğün tarihi telefon etti ki düğün salonu tutun dedi. Eşyaları da alın dedi. Bunlar için paralar yollamışsınız siz parça parça. Eşinin bu paraları gönderdiğini sen biliyor muydun? Bilim, hepsinden haberim vardı. Hepsini anladım da dün dedi ki Uğur, yani bir gelin adayı açıp da birinden epilasyon için para istediğini bugüne kadar hiç duymadım ben. Doğru, benden istemiyordu çünkü bana sözünü geçiremiyordu. Eşime geçiriyordu. Sen dedi avukat gibi dedi bir kadınsın dedi bana, sana sözüm geçmiyor dedi, ben de en iyisim dedi babamdan isteyeyim dedi. Mehmet Bey de her şeye evet diyor. O ne Mehmet derse, Bey bir o baba yerine... diyor ki Mehmet Bey eriyormuş işte. Aynen. Tereyağı gibi eriyormuş. Aynen. Baba deyince. Uğur'la da şey, aramıyordu Uğur'u da sürekli Mehmet'inle şey diyordu. Bu da tuhaf gelmiyor muydu size? Yani sonuçta evlenecek olan Uğur. Niye bu kız sürekli sizi arayıp sizinle konuşuyor Mehmet bilmiyorum. Bey? Bilmiyorum. İşte para kaynağı Mehmet Bey tabi. Babacığım sesini özledim. Babacığım sesini duymak istiyorum ve öyle. Seni özledim. He. İnanıyor musun sen de? İşte ben de inandım. Ne bileyim dedim, artık bir evladımız oldu. Hani insan bir evladı kızını özler. Hani gelini özler. Konuşur. Benim şimdi aklıma öyle bir şeyler geliyordu. 40 bin lira civarında para verdim diyorsunuz. İşte altınlar alındı, gidiller gelindi. En önemlisi zaten sizin yaşadığınız hayal kırıklığı. İşin en son noktasında ne oldu? Yani artık siz kandırıldığınızı, dolandırıldığınızı nasıl anladınız? En son dolandırıldığımızı bir abisi diye biri çıktı. Evet. Ahmet isminde. Onların soyadını verdi. O da Ahmet'ten. Dedi benim kardeşim evli dedi. Böyle böyle dedi, sen oğlunu almışsın ama dedi yanlış yaptın dedi. Ben dedi senin paranı vereceğim dedi. Onu dedi çocuğu da var dedi. Birdenbire ortaya çıktı, evet, paranızı vereceğim bire çıktı, o evli evet, dedi. Evet çıktı, birdenbire kesildi aynı anda. Ondan sonra bu kız arıyor, telefonları açmıyor Ferda Hanım.
Bu nereden çıktı diye. Abisi olduğundan bahsetmiş miydi hiç daha önce bu? Abim yok diyor. Benim bir tek övey abim var diyor. O da işte beraber kız istediğimizde yanımızda olan kişi. Peki bu en son sizden işte bir icra için para istedi. Evet. Siz hepsini değil bir miktarını gönderdiniz değil mi? Evet evet. Ve artık istedim. Paramız yok mu dediniz? Ya, bitti para dedim ben. Para bitti dedikten sonra birdenbire ortaya abi mi çıktı? Abi çıktı. Bu evet, acaba Ferdane'nin eşiydi ve artık buradan gelecek para evet. kaynağı kurudu. Evet. Daha fazla... Biz oyalamayalım deyip bir göz daha vermek anlamında olabilir mi? Olabilir. Olur olur. Başka bir mesele yok yani. Zaten artık veremeyeceklerinde evet. para göndermeyeceklerini anlayınca. Hadi kapatalım şu dosyayı. Başka bir yolumuza bakalım. O abi denen acaba gerçekten eşim miydi abi miydi? Bu arada bir akrabanız değil. Telefondaymış Hüseyin evet. Bey. Hüseyin Bey de bütün bu yaşananları biliyorum diyor. Sanıyorum Özlem'i de tanıyor. Az önce bahsi geçen hani... Ferdane aradığında Uğur'a diyor ki altın gününde Özlem'den senin numaranı aldım. Evet. Sen evlenmek istiyormuşsun. Uğur da inanıyor ona ne yazık ki. İşte arada akraba olunca inandım. İnandın. Evet. Hüseyin Bey. Efendim ben. Merhabalar. Merhaba. Benim ismim geçmeyecek oradan. Aa, tamam söylemeyeyim özür diliyorum. İsminizi söylemeyelim. Tamam kusura bakmayın. Geçti zaten. Geçti ama benim bilgim yoktu özür dilerim. Yani siz bütün bu olan biteni biliyor musunuz? Biliyorum. Nedir bildikleriniz? Ya şimdi bak bir tane aynı söyleyeceğim. Ben bu benim bacanağım hanımefendi. Mehmet Bey mi bacanağınız? Evet. 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 Şimdi ben memlekete gittim. Ben İstanbul'da memlekete gittim. Evet. Bankada bir işim vardı. Mevcudun olmadı. Yani. Evet. Evet. Mevcudun işim olmadı bankada. Çorum'a gitmem lazım oldu yani. Tamam. Onu Çorum'da yani görüşmem lazımdı. Çorum'a gittim. Orada yemek yerken bir yerde yani bir arkadaşımla. Ben bunu gördükten sonra... Kimi gördünüz orayı anlamadım. Çorum'da... Yani Özlem'i. Özlem'i. O Seher denen kızı. Bir de yanında bir şey vardı. Bir... O şimdi kına attıkları kız vardı. Üçü. Ferdane'yi mi? He. Bir saniye. Özlem'i, yani Özlem... akrabalarınızın gelini evet. onu ilk olarak telefonda 15 gün boyunca hani gelin adayı olarak Uğur'la görüşen Seher'i. He, onlar üçünü gördüm ben. Bir tane bir de bu Ferdane'yi boydu. Birlikte gördünüz siz. Evet. Ya bir dakika anladım ben. Şimdi üçünü bir gördüm ondan sonra arkadaşa var zaten. Hatta bu dizi sizin gelininizdi ben neyiz? Onu boşadık dedim. Onu boşadık deyince boşandıktan sonra şimdi 20 dakika sonra Ömer'de geldi. Kim geldi 15-20 dakika sonra? Ömer Bey geldi yanlarına. Merve kim? Ömer. Ömer. Ha, araya giren aracı olan. Ömer Bey ilk aracılık eden Ömer Bey. Tamam, he, evet. Onun 15-20 dakika görüştüler, ondan sonra bıraktı gittiler. Ha, ben öyle gördüm yani. Ne zaman görmüştünüz? Bu olay ne zaman oldu? Bu olaydan bir hafta, 15 gün sonra. 15 gün sonra. Ferdane ile o söz olayı bittikten 15 gün sonra mı? Evet. O zaman bir saniye yani ya. Bütün bu iddialara göre Seher de Ferdane'yi de tanıyor. Aynı zamanda da Özlem sizin eski geliniz. Onu geliniz. Tanımıyorum hanımefendi. Onları yo, Ömer Bey tanıyor. Yo, sizin için söylemiyorum. Yani bütün onlar işi Ömer Bey için. Halletmiş diye şimdi öyle anlaşılıyor. Yani baş Ömer Bey gibi gözüküyor. Sizin için değil onlar birbirini tanıyorlar. Kızlar bu ya kızlar. Onlar birbirini şimdi. Yani benim sesim var orada ben hepsini söyleyeyim sana. Evet. Alo. Buyurun. Benim sesim al buradan, ben seni söyleyeyim sana. Bir saniye, o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar, hattaki beyefendi başka bir şey daha söylemek istiyor. Onu alın lütfen, özel olarak söyleyecek size. Sonra benimle o bilgiyi paylaşın. Bu arada da bir ihbardan bahsediyor arkadaşlarım. Bir fotoğraf gelmiş sanıyorum seyircilerimizden. O fotoğrafı Uğur'a göstermemiz lazım. Çağatay gel göster ama az önceki beyefendinin söylediğini de lütfen bazen ses gidince ben tam anlayamıyorum. Bu bahsi geçen Seher'i, Ferdane'yi, eski gelininiz Özlem'i ve size aracılık eden akrabanız Ömer Bey'i bir arada görmüş. Onların hepsi birbirini tanıyorlar ve bu demek ki ya bu iddialar doğruysa onların planladığı bir iş. Ve bir anekdot ne zaman görmüş? 15 gün sonra. 15 gün yani ilk Seher'le olan söz bozulduktan sonra görmüş. Sonra görmüş. Demedim o değil ya. Bir baksana ona. Yok bu değil. Bu başka biri. Başka biri mi? Başka biri mi? Bize bu kim diye gönderilmişti arkadaşlar bu fotoğraf? Peki aynı şehirden mi? Çorum'da mı yaşamış onlar da bu olayı?
Şimdi seyircilerimizden biz de kandırıldık. Bizim de çocuğumuz evlilik vaadiyle dolandırıldı. Paralarımız alındı diye ihbarlar geliyor. Onlardan biri de belki, yine Çorum'da benzer belki, bir hikaye yaşayan biriydi. Belki, o, aynı inanın, belki diye. Onun arkadaşı da olabilir. Tanımıyoruz ama onlar bir sürü arkadaş demek ki. Bu vesileyle biz seslenelim aslında. Daha öncesinde de böyle olaylarla karşılaştık. Evet. Bu yıllardır ne yazık ki bizim ülkemizde aşamadığımız bir sorun. Siz de bu şekilde kandırıldınızsa, dolandırılmışsanız, bunun adı dolandırıcılık tabii, eğer tabii. Bunlar doğruysa, bizi arayın lütfen, bildiklerinizi paylaşın, başka insanların canı yanmasın. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Evet, çok zor artık ekonomik olarak bu paraları, rakamları bir araya getirmek ama o hayal kırıklığı. Yani Uğur için yaşadıklarını bir daha telafi etmek çok zor herhalde Uğur. Artık yine böyle tiksinti geldi artık, yani midem bulanmaya başladı artık. Bakmak bile istemiyorum artık yani. Arkadaşlar, evet. Ama sen yanlışlar yaptığın için doğru, böyle işte aptallık ettin. Bu arada dün yayından çıkarken ben sana ne dedim Uğur? Şuradan giderken hatırlıyor musun? İşte bu Facebook'la ilgili söylemiştiniz. Ha, dedim ki sosyal medyadan sana ulaşmaya çalışanlar olabilir. Yine seni kandırmak isteyenler. Lütfen hiçbirine itibar etme, konuşma dedim değil mi? Evet. Zaten ne oldu dün akşam peki? Aynen dediğin çıktı. Ne oldu? Yine Facebook'un doldu kızlarından. Tanımadım baktım yazıyorlar işte. Geçmiş olsun diyorlar. Tanımadım yani kapalı, açık. Arkadaşlık gönderiyorlar. Ben dedim tanımam etmem. Ne işim olur dedim. Artık tanımadığını etmediğin birileriyle İşim olmaz dedim daha. Anladım. Arkadaşlar, beyefendi söyledi mi söyleyeceğini? Tamam, başka eklemek istediği bir şey var mı? Daha sonra bu... Şimdi onları birlikte görmüş. Evet. Siz bu özlemle, evet. Demin sorduğumda bu kadar anlattı dediniz ama... Hı hı. Tekrar bir Sevim Hanım, sen böyle kadın kadına daha çok konuşmuşsunuzdur yani. O akrabalarla, işte o amcanızla, Özlem niye boşandı, onun çevresinde bu seherlerle ne ilgisi olabilir ben, Ferda Neyli yani diye. Ben neden boşandığını bileyim de çünkü söylemek çünkü yeri de istesen yani sonra söyleyebilirim yok, de. Yok o değil, şunu bilmiyorum. Soruyorum. Yani bu Özlem Hanım'ın, hı hı. Yani burada sizin iddialarınız doğruysa evlenme vaadiyle doğru, insanları doğru. Kandıran kişiler var. İşte isimlerini Seher ve Ferdane diye tanıtan. Gerçek isimleri aha. Onlar mı bilmiyoruz. Onlarla ne ilgisi olabilir onu soruyorum. Onu ben de bilmiyordum işte bana şu kelime söyledi. Altın gününde tanıdık, tanıdım dedi Ferdane'yi dedi. Bir oğlu var dedi, evli dedi. Ama bunu sonra söylüyor. Ben de, evet. Ondan sonra ben de dedim ki. Oğlumun dedim numarasını dedim sen nereden aldın dedim. Sevim abla dedi ben dedi ben bilmiyorum. Oğlum numarasını dedi ben dedi vermedim dedi. Bilmiyorum haberim yok dedi. Dedim haberin yok da dedim senin adın geçiyor dedim. Nasıl senin adın geçiyor dedim vermedin de dedim. Ondan sonra iki ne dedim çocukların ölüsünü öpün yazık dedim yapma dedim. Ondan sonra ben de dedim ki kimin yanında kalıyorsun dedim. Ablam var dedi Nurcan dedi. Onun yanında kalacağım dedi. Ablanla dedim konuşmak istiyorum ben dedim. Beni konuştur ablanla dedim. Şimdi ablam işte dedi konuşamam dedi. Konuşamaz senden dedi. Akşam konuş dedi. Ben tekrar aradığımda telefonu açmadılar. Peki yani başka insanlardan da mutlaka bir şeyler duydunuz. Az önceki beyefendinin anlattıklarını ilk defa burada duymadınız. İlk defa duyuyorum ben. Ben şimdi. İlk defa mı duydum? İlk defa duyuyorum şimdi. İlk defa bana da söylemedi hiç. O bize ulaştı ve bunları paylaştı. Teşekkür ediyorum kendisine. Yok. Yani Seher'in, Ferdane'nin zaten birbirini tanıyor olduğunu biz anlamıştık. Tabii ki yani biz zaten hatta şöyle yani. Söylemiştik. Seher bir şekilde orada olamadığı için bunları da kaçırmamak için telefonu verdi. Ferdane sen yüklen. Hı. Sen bir şekilde onlarla irtibata geç, kaçmasın elimizden gibisinden. Kesinlikle benim görüşüm, Ferdane'ye telefonun ilk gelin adayı Seher. Yani bunları organize dolandırıcılık çetesi öyle anlaşılıyor. Tamamen organize yapıyorlar bu işi. Az önceki iddia doğruysa Özlem Hanım'ın hani bilmeden mi acaba gerçekten altın gününde bu işe ismi karıştı? Başka bir şey mi var? Özlem Hanım bizi izliyorsanız lütfen bu iddiaya da siz bir cevap verin, bağlanın. En sonunda artık param yok dedikten sonra Mehmet Bey birdenbire ortaya bir abi çıktı. Ahmet çıktı, Ahmet ismi. Çıktı. Bu Ahmet konuşmasında az önce dedin ya Mehmet Bey. Evet. Yani bu evli bir de çocuğu evet, var. Sen onu oğlunu alarak yanlış yaptın. Evet. Biraz seni böyle... Yani evli kadın nasıl gelini alırsın? Aha, tehdit eder gibi mi konuştu? Aynen tehdit eder gibi. Ben dedi o ev abisine de dedi döveceğim dedi. Niye bu iş yapmış diye. Şimdi geleyim dövmeye dedi.
O Ahmet denen kişi. Yani aba altından sopayı göstermiş bunlara da. Ben dedi senin paranı vereceğim dedi. Madem dedi ne kadar olsa dedi. Ben dedi kardeşimin parasını vereceğim. Verdi mi para? Ondan sonra sana dedi 3 ay sonra dedi paranı vereceğim. Şimdi 3 ay bizi beklemeye aldı. Telefon ediyorum işte 3 ay bekle. Şu kadar bekle. 3 ay sonra bitti dedim. Param ben seni dedi tanımıyorum ki dedi. Bir de tuttu bana. Ben seni tanımıyorum diyor. Sen kimsin diyor. Bir ara dedi seni Ankara'ya gel orada paranı vereyim dedi. Ankara hanım dedi ki sakın gitme dedi. Çorum'a gel dedi adres verdi buraya gel dedi paranı vereyim dedi. Bu şekilde beni oyaladı. Aslında Mehmet Bey orada Ferdane'yi rahatsız etmeyin, başka bu işin üstüne gitmeyin diye biraz gözdağı verilmeye çalışılmış sanki. Yani evli kadını sen nasıl gelin alırsın hem diye. Hem gözdağı verilmiş hem de sinirle şikayetçi olmasınlar diye de oyalatmış, oyalamışlar bunlar. Yani 3 ay sonra paranı vereceğim diye. Yani sıcağı sıcağına duyguyla gidersiniz bazen yaparsınız ya. O sıcağı sıcağılığı da almış, 3 ay bekletmiş. Hocam zaten ondan sonra da tanımıyorum, paramı yok, aramayın bizi bitti. Mahkemeye verdim zaten, savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum bu Ahmet denen kişiyi. Bunların hepsini mahkeme araştırmış, mahkemenin o şeyleri bana geldi. Bu Ahmet denen kişi bunun hiç kardeşi değil. Alakası belli zaten. Onun memleketi ayrı, onun memleketi ayrı. Sadece benim arkadaşım diye, tanıdık diye o kadar bana yardımcı oldu diye mahkemede ifade vermiş. Siz kimlerden şikayet ediyorsunuz? Kimin arkadaşı diye yardımcı oldu? O işte bizim alacağımız kızın arkadaşıymış, erkek arkadaşı. Tanığa öyle geçmiş savcılıkta. Yani başka biriyle mi evliymiş o an? O anda evliyim mevliyim demiyor, evlilik olayı geçmiyor tutanakta. Evet, hocam, bu diyor hocam. Ahmet, işte soy ismini söylemek istemiyor. Söylemeyelim zaten. Ahmet olan isim diyor, şu diyor benim diyor bana yardımcı olmuştur diyor. Ne yardımıysa. Ondan sonra o Ahmet Özhan diye ben tanımayayım diyor. O diyor nişanda düğünde yoktu diyor. O beni tanımadım diyor. O 3 tane kadın var onları ben hiç tanımıyorum diyor. Öyle ifade vermiş. Bu görüntülerdeki kadın. Evet. Ondan sonra ben diyor savcıya diyor ki ben diyor bunların diyor parasını hep verdim diyor. Mağdur olan benim diyor. Nasıl bir mağduriyeti varmış? Ne bileyim ne mağduriyeti varsa paralarını hep ödedim diyormuş kuruş kuruşuna. Siz daha sonra o telefonları aradınız mı hiç Seher'i, Ferdane'yi? Ondan sonra aradık çıkmıyor kapattı telefonu. Ondan sonra 3 ay 4 ayımız geçti. Aradım belli bir zaman sonra bir kişi aradı Nihat diye biri. Evet. Ben dedi Ferdane'nin dedi parasını sana vereceğim borcu varmış dedi. İyi dedim ver ne güzel dedim. İyiye dedim ver. Neyse ver tamam dedi 25 milyar neyi falan vereceğim dedi. Ben dedim ki hani o kadar alıyorsam yine iyiyim bu belaya bulaşmadan. Ondan sonra dedi yanımda dedi şeyle konuşmak istersen Ferdane de burada dedi. Orada mı dedim orada dedi. Dedim bir ver telefona. Neyse aldı. Mehmet amca dedi ya dedi çok yanlış yaptım sana dedi. Trafik kazası getirdik dedi. Bir tane oğlum var dedi. Ne olur dedi bizi bağışla dedi. Ben senin paranı dedi 3 gün sonra dedi altınlarını vereceğim dedi. Telefonda 3 gün sonra bekliyorum. Aha bir gün aha yarın. Ertesi gün baktım yine ses yok. Bu kadar elimde delil olsun diye buna mesaj attım. Evet. Dedim benim vereceğim paralar ne oldu? İşte parayı toparlayamadım da toparladığım zaman ben seni ararım Mehmet amca. Şurayı anlamadım yalnız. Evet. Tekrar sizi iş kopmuşsa mahkeme aşamasına geldiyse ondan sonra mahkemeden paranızı vereceğiz sonra diye başka isimlerle kişiler niye arıyor ve Ferdane işte beni affet diye arıyor? Vallahi ben bilmiyorum işte bu nasıl ben de onu çözemedim ki zaten. Uğur, konuyu ben hiç çözemedim. İki ihtimal olabilir ya birbirlerine düştüler hani bir aralarında bir çatışma çıktı yahut da Mehmet Bey'i yeniden. Tekrar bir dolandırmak şimdi istiyorlardı, yoklama Nihat, yaptılar. Yeniden. Acaba alabilir Nihat miyiz denen kişiyi ben tekrar bir daha aradım. Dedim bana yardımcı ol. Sen dedim böyle böyle dedi. Ya dedi ben sana yardımcı olamam. Bana dedi 5 milyar lira ver. Ben dedi işte, onu arayayım bulayım. İşte, paranı halledek. Ben dedim bir kuruşum yok. Ben sana dedim niye 5 milyar vereyim? Bul dedim parayı al. Ben sana dedim hakkını İkinci vereyim. İkinci aradığında bu trafik kazası geçirdik dediğinde işte Ferdane o... işte bir küçük para da o istedi mi senden o zaman tekrar? Yok hiç istemedi. Öbür kişi istedi. Öbür kişi yanındaki kişi ondan bir gün sonra. Yani yeniden dolandırmak için hala uğraşıyor. Hani meşhur Türk filmi var ya Yılmaz Erdoğan'ın falan Sazan Sarmalı diye aynı hikaye birebir senaryolu yol muhtemelen oradan kopacaktı. Ondan sonra böyle kapandı. Ondan sonra sizin buraya müracaat ettik. Dedik bu iş böyle çözülmeyecek. Mahkemede de çözülmüyor. Mehmet Bey ne iş yapıyordunuz siz? Ben apartman görevliliği yaptım, inşaatlarda çalıştım, fabrikalarda çalıştım. Yani çalışmadığım yer kalmadı. Her tarafta çalıştım. Tamamen alın terinle biriktirdiğim evet, paralar. Evet. Kaç yıldır biriktiriyordun bu parayı? Aşağı yukarı bir 30 senedir bu para biriktirdiğim para yani.
Ya bu tazminat var, tazminattan kazandığım para. Onu dedim hani oğlumu ev vereyim de zaten rahatsızım, ben size de anlattım. O rahatsızım ne olur ne olmaz dedim. Bana herhangi bir şey olursa en azından dedim oğluma kol gene yeren biri olmaz, ev veren de olmaz. Ve senelerce deyim yerindeyse evet. Yemedin, içmedin, evet. Biriktirdin evet. Ve bu parayı oğlunu evlendirme hayali evet. Peşindeyken. Ben şunu anlamıyorum. Hocam oğlunuz neyi anlamadınız? Reklamdan tamam. Sonra yasaklar mısınız tamam. Rica etsem? Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Seher ve Ferdane bizi duyuyorsanız ve diğer kişiler bu iddialara cevap vermek için yayınımız size açık ve bu şekilde dolandırılan, kandırılan başka kişiler varsa, bu isimler sizi de kandırmışsa lütfen bizi arayın. Reklamların ardından buradayız. Uğur Çakmakçı 31 yaşında, bütün hayali bir yuva kurmaktı. Anne babasının da çocuklarıyla ilgili hayalleri buydu. Ve aslen Çorumlu olan aile bir akrabaları aracılığıyla önce Seher Hanım'la tanıştılar. Uğur 15 gün Seher'le telefonda bir görüşme yaptı. İşte Çorum'a Seher'i istemeye gittiler. Ellerinde çiçekleri, çikolataları ama Seher gelmedi. 6 saat beklediler. Tam 6 saatin sonunda Seher nihayet telefonlara cevap verdi. Uğur'a dedi ki Ankara'da abimin yanındayım. Bir şeyler de içtim, hiç kendimde değilim. Biraz dalga geçer gibi konuştu benimle evet. Diye anlattı Uğur bunu. Ve o telefon kapandıktan 5 dakika sonra telefonu çaldı Uğur'un. Kendini Ferdane diye tanıtan bir kadın. Dedi ki Uğur sen çok iyi bir çocukmuşsun, evlenmek istiyormuşsun. Ben de evlenmek istiyorum. Hadi evlenelim. Nasıl olduysa ne olduysa deyim yerindeyse Mehmet Bey'in hani basireti bağlandı. Kalktılar. Ertesi gün istemeye gittiler. Nişanlar yapıldı. Hatta kınalar bile yakıldı, altınlar alındı ve sonrasındaki geri döndükten sonra ailenin anlattığına göre işte düğün salonu parası, mobilya parası, kıyafet parası, hatta yani söylerken gerçekten böyle tuhaf geliyor ama epilasyon parasına varıncaya kadar neredeyse 40 bin lira bir paraları alındı. En sonunda da Mehmet Bey artık benim param bitti kalmadı dediği noktada devreye biri girdi. Dedi ki Mehmet Bey sen ne yapıyorsun? Benim kız kardeşim evli, bir de çocuğu var. Utanmıyor musun evli barklı kızı gelin almaya? Bir tehdit eder konuşma ve işte onun sonrasında Mehmet Bey şimdi onların iddialarına göre bu paraları kaptırdığı kişileri bulup o paralarını alma derdinde. Hocam bir şey diyordu tam da reklama giderken. Benim anlamadığım şu an diyorsunuz ya. Oğlum benden sonra ne yapacak? Oğlunuz maşallah aslan gibi çocuk. Eli yüzü düzgün, evet. Aklı fikri yerinde ne yapacağı var mı? Siz ne yaptınız hocam, o yaşta? Babanız hocam, mı sahip çıktı? Hocam ben evli görmek istedim yani. Ben görmek istiyorum deseniz daha iyi ama. Evet, hani çocuklarınızı böyle çok aşağı görmeyin. Yani yok. Biraz kendi yok. Özgüveni olsa itiraz edebilecek belki değil mi Mehmet'te? Evet. Evet. Yani mutlu Uğur'da. Olmasını istedim yani. Evet. Yani onu bir mutlu yuvası olmasını gösteriyor. Yani bu tabii ki her baba ister, her anne baba ister ama hani çocukların da biraz kendi gücüyle hareket edebilmesi evet. Lazım. Ne oldu bu evlilik işini Uğur acaba hep ailenin kararına mı bıraktı? Uğur hep onlar mı hani birini bulsun da evleneyim diye düşündün? Bazen kendim düşündüm. Evet. Bazen dedim benim bulacağım belki daha kötü olacak dedim, aileme güvendim. De. Ondan sonra işte başıma bunlar. Uğur bir şey soracağım. Çok özel bir şey ama bunu konuştuktan sonra. Hani böyle hiç iş yerindedir, çevrendedir, tanıdığın, sevdiğin, hoşlandığın biri hiç olmadı mı bir kız arkadaşım falan? Yani çevremde olanları soruyorum. Ya nişanlıyım diyor ya evliyim diyor soruyorum. Hı-hı. Kime sorsam aynısı çıkıyor. Nişanlıyım evliyim. Hiç mi bekar kız yok Allah aşkına? Denk gelmedi. Denk gelmedi. Sevim Hanım. Yani bu kadar, bu hikaye gerçekten sizler çok iyi niyetlisiniz. Ama bu kadar kanmak gerçekten. Yani inanılır gibi değil bu zamanda. Bu kadar... Tırnak içinde kandırılmak. Hı-hı. Yani iyi niyetimizin kurban olduk. Açıkçası yani. Bizim düğünlerine beraber gittiydik. Kına yakarken. Kızınına. Kızım da vardı. Hatta hı-hı. Hamileydi. Evet. Oraya gittiğimizde bizim düğün dedi ki ya dedi kızım dedi. Benim çünkü annem yaşında benim yani bizim düğün. Şey dedi, kızım dedi, bu dedi doğum yapmış bu kadın dedi. Daha görü görmez. Baksana dedi, bu dedi hiç kıza benzemiyor dedi. Bunda bir kız tipi yok dedi. Bildiğin doğum yapmış bu dedi. İki doğum de bir dedi. Başkasıyla evliymiş bu anda zaten. Bir de dedi bir çocuk lafı geçiyor dedi. Ortada çocuk falan yok dedi. O çocuğu saklıyorlar dedi. Şey kadın... diyorlardı böyle. Telefonu açtığımızda açmıyorlar. Bir süre sonra açıyorlar da dedi telefon dedi yeğenimin elinde dedi. Oynuyor dedi. Yeğen dedi kendi çocuğu. Kendi çocuğu. Kendi çocuğuymuş tabii. Kendi çocuğu bu iki kız da Seher de Ferdane de aslında evli, başkalarıyla evli ve çocukları var ama size kendilerini bekar diye tanıtıp paralarınızı almışlar. Tabii ki.
Şimdi biraz önce yayına bağlanan akrabanın anlattıkları önemliydi. Ben buradan bir kez daha Özlem Hanım'a çağrı yapmak istiyorum. Yani sizin amcanızın eski gelini. Bu kişilerle nasıl bir ilgisi olabilir? Yani altın gününde tanıştıysa kim diye tanıştı onlarla? Yani siz bu kadar telefonu Özlem'den aldı etti dedikten sonra bunlar tesadüf gelmiyor bana. Ben hiç zannetmiyorum. Herhalde bu işte de bir parmaklarının olduğunu şey diyorum. Ayrıca Ömer Bey. Ömer Bey kaç yaşındadır? Ömer benim babam yaşında. Nereden baksın? Yani 75-76 orada tahminim. Tabii. 5 kez evlendi dediniz. Bunlar evet. Yani böyle 5 resmi evlilikten mi bahsediyoruz? Evet. Ha. Şu anda evli mi? Şu anda evli. Fas'tan evlendim. Akşamdan telefon etti dedi bir baldızım var 29 yaşında dedi yetim dedi onu uğra alalım dedi. Bu kadar hala, şeyden sonra. Böyle söyledi. Akşam Ömer Bey bu kadar konuşmadan sonra sizi aradı ve bunu mu söyledi? Kimi aradı? Bunu söyledi. Eşimi aradı. Mehmet Bey sen de tamam demedin inşallah. Ben konuşmak istemiyorum. Eşime verdim. Sen konuş. Ben dedim, konuştum. Tansiyonum çıkardı ya. Ya dedi bizim dedi bir akraba aradı da dedi. Bana dedi bayağı kız dedi. Sen niye benim amcamın oğlunun 40 milyarını aldın dedi. Bana dedi baskı yaptı dedi. Yarım dedi, ben dedi sizin ne zaman dedi 40 milyarınızı aldım dedi. Ben dedim ki Ömer abi dedim, sen dedim yanlış anlamışsındır dedim, öyle dememiştir dedim. Bizim dedim, gelen paramız 40 milyar dedim. O da dedim, senin dedim sayende oldu dedim. Evet, belki dedim dışarıdan biri yapsaydı dedim, zorumuza gitmezdi dedim. Ama dedim, çünkü dedim, yapan olan sen yaptın bunu dedim. Bu işin içine dedim, sen çektin bizi dedim. Bu pisliğe sen bulaştırdın bizi dedim. Yok yani ben öyle bir şey yapmadım da, etmedim de, işte benim de 6 milyarımı dolandırdılar. İşte ben istemeye gittim de, çayımın içine dedi, uykulacı koymuşlar dedi, cebimde dedi, benim 6 milyar param vardı dedi, onu aldılar dedi. Kim yapmış bunu? Bu insanlar yapmış onu. Hani o işte yani. Kızını Uğur'a verecekti, annesiyle de kendisi evlenecekti Seher için galiba. O kişiler aynı kişilerden bahsediyor. Öyle söyledi. Valla Ömer Bey'e de biz bağlanacağız. Ömer Bey de bu konuda bir cevap hakkını kullansın istiyorum. Ona soracağımız sorular var ama bütün bu kadar şeyden sonra hala benim işte bilmem neyim tanıdığı bir kız var. Evet. Evlendirelim demesi enteresan. Bundan sonra sen Uğur'u nasıl evlendirirsin Sevim Hanım? Onu soracağım sana. Yok tabii. Yandı. Ağzım yeterince yandı benim. Dedim yabancı yapsaydı dedi benim zoruma gitmezdi. Ama dedim Ömer abi dedim yaktın bizi dedim. Ömer işte, Bey şikayetçi oldunuz mu siz? Yok. Ondan şikayetçi. Bu zaten mahkemeye diğerlerini verdim, onu vermedim. Niye vermiyorsun? Ömer ne de sebep Ömer değil mi? Ömer'in yüzünden olmamış mı bu işler? Tabii telefonu onunla kanalıyla verildi. Sonuçta irtibatlıymış. Özlem'i verdiniz mi? Özlem'i de vermedik. Onu da çünkü garanti bildiğim kişilere verdim. Ama şu an Hüseyin Bey beyefendi dedi ki biraz önce arayan. Ben üçünü yan yana gördüm dedi. Evet. Yani ben de daha ilk defa duyuyorum. Zaten bunu bana söyleseydi ben onları da yazdırdım. Bu yayından sonra verirdim. İşin şekli tekrar değişti. Bence tekrardan bir dilekçeyle. Hatta şu Seher'le Ferdane'ye de sesleneyim ben de Özlem Hanım'a da. Bakın bu suçun cezası 7 yıla kadar hapis cezası. Nitelikli dolandırma suçudur bu. Bence nişanda veyahut aldığınız bütün paraları takıları iade edin. Aksi halde bu suçun cezası 7 sene. Bilginiz olsun. Hocam şimdi savcıya yalan ifade vermenin cezası yok mu? Yok biraz önce ben söylemlerinizde şunu anladım. Parayı aldıklarını zaten mesajla, telefonla, ifadelerle kabul etmişler. Dolayısıyla o paranın iadesi noktasında. Savcılık şu an gerçekten bu bir dolandırıcılık mı değil mi onu araştırıyor. Çünkü bir para mevzusunu kabul etmişler. Savcıya ben verdim de ifade vermiş. Tamam yeterlidir o zaten. Bütün yani verdi ama ben almadım. Hocam. Hayır, verdiğini ispat etmek zorunda. Verdiğini ispat etmek zorunda. Hiç sorun değil. O paraları aldı, verdiğini ispat etmek zorunda. İspat edemediği için de sorun yok. Para onda görünüyor hala. Şu anda zaten yeni gelen bilgilerle, işte biz onları birlikte gördük, konuşuyorlar denen kişilerin ifadeleriyle işin şekli tekrar değişti. Arkadaşlarım o gelen ihbarları da değerlendirecek, bu konuya devam edeceğim. Bir kere daha çağrıda yapmak istiyorum. Çorum'da ya da başka illerde böyle kandırılan, dolandırılan varsa, bu isimler de size bir şey ifade ediyorsa, aynı kişiler sizinle de karşı karşıya gelip sizi de kandırmaya çalışmışsa lütfen bizi arayın ya da polise haber verin diyorum. Devam edeceğiz konuşmayı ama
Ömer Bey'in de aslında bütün bunlara bir cevap vermesi lazım. Onu da arkadaşım ulaştığında yayına bağlayacağız. Sevgili seyirciler, döndü kara çobanı arıyoruz biliyorsunuz. Mersin'de kayboldu. Aslında üzerinden çok uzun zaman geçti. 24 Ocak 2002'de kayboldu. Ama bu böyle normal, hani biri kayboldu onu arıyoruz acaba nerede değil. Burada artık biz ciddi ciddi bir cinayetten şüpheleniyoruz. Döndü kara çobanın kaybında sorular aile içinde yoğunlaşırken çelişkili ifadeler de artmaya başladı. Döndünün kaybolduğu gün, o güne bir dönelim istiyorum en başına. Osman Bey, evde kim kimdiniz o gün? Adem'ine Ramazan geldi. Kaçta geldi? 11 civarı ablam kapının ağzında bir şey konuştu. Sabah 11. Bacım ne konuştu dedim, bir şey yok abi dedi. Akşamüstü. Evet. Evin içine girdik. Evet. Ekmek yedik. Evet. He. Annem dedi, ana dedim. Anam dedi ki tuvalete gitmişti dedi. Ana dedim, bu tuvalet işi değil dedim. Kaçtığını nasıl anladı? Döndünün o, yani dışarı çıkarken gitti de hemen kaçtı diye nereden aklınıza geldi? Niye kaçtığını düşündünüz? Ablam bir adam tuvalete gitse 10-15 dakika sürmez. Tuvalet uzak mıydı? Tuvalete gittiğinde gelmediğince ondan şüphelendim. Tuvalet 5 metre yok ablam. Kaçtı dedin. Kimin kaçırdığını da biliyorsun. Gidip niye hesap sormadın? Ya sabah dedik hayrola dedik biz. Ne demek hayrola? Ben işte ben buna hayrola diyorum. Dedik ya. Evlendiriveriz dedik. Hocam ya. Biz dedik ki sabah belki bunlar Osman çıkar. Osman Bey. Osman o döndüğünün kaybolduğu günle ilgili çok çelişkili konuşuyor. Bizi şüphelendiren o. Ben çadıra girdim. Zaten tek göz oda bir yer. Herkes bir arada. Orada annesinin yanında yatıyordu. Sonra bir baktım yok. Yani ufacık yerde çıktığını görmedin mi kızın? Olay günü ne yaşandı? Döndüğü yattığında senin yanında. Osman yani dışarıda ben, mıydı evde miydi? Yani Osman dışarıdaydı. Osman boğulmuş dördü an dışarıdaydı. Osman dışarıdan geldiğinde mi sana döndü nerede dedi direkt? Hayır döndü nerede ana kalk sana dedi. Ahıra gitti diyor. Koyun doğum yapıyordu diyor. Onunla uğraşıyordu diyor. Evet. Geldi diyor. Kızın yok dedi diyor. Osman bambaşka anlatıyor ama. Böyle anlatmıyor bize. Osman'dan neden şüpheleniyorlar? Ümmü'ne Adem'i Ramazan kızımı bulsun. Kızımla konuşurum. O bile yapmadım ben oraya. Osman onu öldürdü. Evet ablam duydum. Öldürdü ve bir yere gömdü diyorlar. Ablam ama o düpedüz yalan söylüyor. Osman kız kardeşini çattı diye bir dedikodu oldu burada. Milletin dediği ne yaptıysa Osman yaptı. Döndü kara çobanın başına ne geldi? Evet, karşılıklı iddialar, karşılıklı suçlamalar. Şu yayında aslında şunları da gördük. İfadede söylenenle yayında söylenenin birbirini tutmadığına da tanık olduk. İşte Adem Bey ve Mümine Hanım ifade verdiklerinde söyledikleri cümlelerin daha farklılarını yayında söylediler. Sonrasında işte unuttuk hatırlamıyoruz demeye kalktılar ama özellikle aile bireyleri döndüğünün kayboluşunda evlerine o dönemde sık gidip gelen Adem Bey ve Ramazan Bey'in ilgisi olduğunu düşünüyor. Onlar onun tarafından kaçırıldığını düşünüyor. Onlar da tam tersi döndü abisi Osman'ın yanında kayboldu. Osman'ın yüzünden başta ne geldiyse geldi diyor. Hatta Osman döndüğü öldürdü diyenler bile var. Abi Osman ve abla Eşe Hanım canlı yayında Mersin'den konuğumuz ve yine diğer abisi Bayram da stüdyomuzda bizimle birlikte döndüğünü. Eşe duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum canım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Eşe konuşmuştuk ama çok fazla şey konuşunca kafamız da karışıyor. Bir kere daha da senden duymak istiyorum aslında. İlk kaybolduğu akşam yaşananlar. Sen kayboluşunu kimden öğrendin döndünün? Nasıl öğrendin? O akşam neler oldu? Bize böyle bir sakince sen bir baştan anlatır mısın bir daha lütfen? Kız kaybolduğunda akşam annem 9 gibi geldi. Evet. Babamla beraber geldiler. Teyzem de vardı yanında. Evet. Kızım dedi, bacın kayboldu dedi. Senin evine mi geldiler? Anne nasıl kayboldu dedim. Kapı benim evime geldiler. Ben kayınbabamla beraber oturuyordum o zaman. Tamam. Ne kadar mesafeydi? Nasıl dedim kayboldu anne dedim. Tamam anlat. Çiftlikle bizim köyün arası. Ne kadar? Nasıl kayboldu anne dedim. Kızım bayağı var arası. Ondan sonra acım söyledim. Ana dedim nasıl kayboldu deyince dedi ki kapı da kilitliydi ama dedi duvardan atlamış gitmiş dedi.
Duvardan atlamış gitmiş. Evet. Ana dedim ben. Duvardan şimdi bak. Çiftlikten yüzey ama aşağısı 5-6 metre var. Altından 3 tane plaket konmuş. Evet. Onun şeyiyle inmiş. Şimdi mümkünatı yok yani. Aşağıdan biri mutlaka alması lazım. Eşe, şimdi yeni bir şeyler daha söylüyorsun sen. Evet. Bunları hiç bugüne kadar duymadık. Önce bir senin kayınpederinin eviyle annenin evinin mesafesini söyler misin? Yürüyerek mi geldi o akşam annen, baban ve teyzen size? Yok, traktörle geldiler, traktörle. Kim kullanıyordu traktörü? Babam kullanıyordu. Osman evi bekledi. Evet. Annemle. Evet. Babam geldi, benim yanıma geldi. Bir de teyzem dedi. Ondan sonra acığım ben hemen dedim ki, he teyzem de bir de teyzem var, Hürü teyzem de. Ne kadar? Ondan sonra acığım biz üçümüz bir olduk. Traktörle, senin evinden. Akşam, hemen akşam yani. Eşeciğim, traktörle. Ne kadar süren? Benim evimden. Annenin evinden, kayınpederinin evi traktörle ne kadar 10 süren? 10 dakika falan sürer. Hayır, bir de şöyle bir 15 şey ya. 15 dakika ne sürüyor? Hani, o dakika. Gece babanız hastaydı, hocam. Bir şey görmemişti. Traktör kullandığına göre bu nasıl hastalık? Öyle dedi ya Osman Bey, babanız da mı görmedi hocam, dedim, hastaydı mı? O görmez dedi. Yok, babam zaten hasta, hemen kalkık kızı arayıklar kenarda, evin kenarında çiftliğim. Hayır, o traktörü kullanmış gelmiş, o kadar da hasta değil yani, kızı göremeyecek derecede hasta değil demek ki. Hocam zaten kız duvardan inip duvardan hocam, kapıdan çıkıp değil isterseniz ki. İsterseniz şunu bir tamamlasın, onları unutmayalım da. Eşe, teyzen peki çiftlikte, evet. Annem babanın kaldığı eve ne kadar mesafede oturuyordu o dönemde? Teyzem gel Huzurkent'te. Yani teyzen, teyzene kim haber vermiş? Teyzene kim haber vermiş döndüğünün kaçtığını? Osman haber vermiş. Nasıl haber vermiş? Osman haber vermiş, Osman. Nasıl haber vermiş? Amcamın telefonuyla. Amcanın telefonuyla haber vermiş. Sonra teyzen, baban, sen. Evet. Az önce ona dedi, ben Mustafa amcaya Sonra Osman ne yaptı? Mustafa amcaya ben dedim ki bu. Osman ne yapacak? Tamam, sen anlat. Şimdi tamamla bak, döndü. Teyzem, öyle. Babam, ben. Evet. Bak, Osman, ben, babam. Ben dedim ki anne dedim bu Ademgil dedim. Hani en çok gelen Ademgil dedim. Bu kızın dedim başına iş geldiyse Adem'in şeyi dedim yani suçudur dedim. Mustafa amcanın yanına vardım ben. Mustafa amcaya dedim ki git şunu bir yokla dedim. Mustafa amca da gitti yokladı geldi. Adam evde dedi. Tamam. O sırada. Ondan sonra biz çiftliğe geldik babamla. Evet, Osman ne yaptı, neredeydi abi? Babam, teyzem, annem. Evet. Abim evde koyunun yanında koyunu. Evet, sonra? Ondan sonra geldik, baktık çiftliğin sağına baktık, soluna baktık, indiği yere baktık, indiği yerde 3 tane plaket üst üste dizilmiş. Tamam, hazırlıklı kaçmış. Sonra bayrama ne zaman kız haber verdiniz? Kız kapıdan çıkır değil, evet. Bayrama ne zaman haber verdiniz? Biz kaldık. Evet. Biz çiftlikte kaldık, Osman Huzurkent'e gitti. Karakola haber vermeye gitti. Ha, yani sen... Sabahleyin Osman 8-9 gibi geri geldi. Tamam. Şimdi hocamın dediği yere ben getirin. Ben çiftlikte 3 gün kaldım bugün. Şimdi dün az önce hocamın sorduğu şey. Burada birkaç farklı anlatım var. Yani babam çok hastaydı, farkında değildi diye anneniz söyledi. Hatta kocam çok rahatsızdı, anlamadı gittiğini. Evet. Şimdi sen diyorsun ki kapı kilitliyken gitmiş, nasıl gitti anlamadım diye annem söylüyor. Ama Osman Bey başka bir şey anlatıyor. Hocamın evet. da sorduğu şey yok. Osman da söylesin, kapı kilitli. Bak, evin içi ayrı, dışarı havlu ayrı hocam. İnce abla. Evet. Hayır, şimdi evin içinde annesinin ayrı, yanında içeri yatıyordu ayrı, ya. Evin olduğu yer ayrı. Annesinin yanında yatıyordu ya. Tamam. Babası, annesi. Üçü evde aynı yerdeydi. Tek evet. göz oda. Oradan çıktı evet. gitti. Evet. Sonra şimdi Osman'ın dediğine şimdi göre bakmış, Osman da uyuyor. Oradaydı. Çıktığını da fark etmedi. Ayrı. Annesi de diyor ki Osman orada değildi. O gelince Osman... görmediği için sordu diyor. Şimdi ikisi farklı şey söylüyor. Bir. Osman ahırın içine girik. Hocam. Tamam. Tamam, Osman yanlış hatırlıyor diyelim. Dışarıdan gelince onu yatarken falan evet. görmedi. Osman dışarıdan geldiğinde içine girip koyun buzladığı için. Yahu. Bir dakika, bir şey soracağım.
Osman dışarıdan geldiğinde kaybolduğunu fark etti. Yanlış hatırlıyor, yanlış söyledi diyelim. Peki babam hastaydı, evet. O hiçbir şekilde fark etmez, hiçbir şeyin farkında değil. Annem de zaten uyuyordu diyor. Ama baba hasta falan değil veya o derece hasta değil ki traktörle gidip gelebiliyor. Nasıl farkında değiller? Yok, yani tek çok hasta değildi, çok. Gittiğini. Hocam çok hasta değildi. Yani günlük fark olan hastalık işte, yani, söylüyorum. Günlük olan. Hadi anne uyuyorsa baba fark eder, kızım nereye işte, gidiyorsun, ummamış. Nasıl gidiyorsun? Ummamış. Ama hocam şimdi, ummamış. Yani fark etmiş, kaçacağını ummamış, öyle söyleyin o zaman. Biz de onu soruyoruz zaten. Hiçbir ummamış. Şey fark etmiş. Zaten kız uyumamış ki, kız uyumamış. Bakmış ki bunlar uyuyor sanmış. Abisi de gidip duvardan atlayık. Peki. Yani arkadan da alıklar yani duvardan. Öyle mümkünatı yok enmenin. Oraya geçeceğim ama şimdi burada sizin anlattıklarınızdaki farklılıkları Taner hocamın da sordu o. Yani dün anlatırken abin dedi ki ben de içerideydim. Ondan sonrasında döndüğünün olmadığını İçeride. Fark ettim. Döndüğünün olmadığını fark ettim. Annemin yanında yatıyordu. Annem de duymadım dedi. İşte o arada çıkıp tuvalete gitmiştir dedi. Bu tuvalet işi değil. Bu kız kaçtı. Gittim bir sigara evet. içtim gelmedi. Hala bu kız kaçtı diye ben söyledim dedi. Baban nasıl? Babam hastaydı diye. Annem bağlandığında da annen de dedi ki Osman dışarıdaydı. Osman içeri geldi. Döndü nerede diye sordu. O da başka bir şey anlattı. Sen bize daha önce yayında anlattığında dedin Bak, dışarı ki. Dışarı dediği. Hayvanların yanında olan bölümü kastediyorsunuz. Bak tamam hayvanların işte olduğu yer işte hayvanların olduğu yer bölümü. Döndünün evden çıkıp kaçarken evden çıkıp kaçmışsa hayvanların olduğu yerden geçmesi gerekiyor muydu? Yok. Başka bir çıkıştan kaçması gerekiyor. Yok mi? Yok. Başka yok yok başka değil abla. Hayvanlar çiftliğin iç taraflarında. Evet. Bir de bak çiftliğin arka tarafı var. Tamam. İçeri oda göz göz hayvanların olduğu yer göz. Yani bunlardan birbirine geçiş var mı onu Yok, soruyorum. Dışarıyı göremezsin. Ayrı bir yer kapalı bir yer. Yok. Ama Eşe sen de Ayrı. Anlatırken bize diyorsun ki Osman'la beraber ikisi hayvanları içeri kattıktan sonra ilk yayınlarda böyle anlattın. Babama demiş bana biraz yiyecek evet. al gel demiş. Babam Yeşiltepe'ye bakkala gidiyor. Evet. Yani hasta olan şey. Baba bu da bambaşka evet. bir şey. Yeşiltepe'ye bakkala gidiyor. Oradan biraz yiyecek al gel diyor. Babam yiyecek alıp geliyor. İşte o da hayvanları emdiriyor, yediriyor. Emdikten sonra ayırıyor. Katıyorlar dediği yerlerine koyuyor herhalde evet. demek bu. Bölümleri ayrı olduğu için biraz zaman alıyor. Kardeşim bacı bana yemek hazırla diyor. Akşam ezanı okunuyor. Onu yap bunu yap derken yatsı ezanından sonra anne bana yemek hazırla yiyelim diyor. O da bacın hazırlasın diyor. Bakıyor bacım üstünü değişmemiş çizmesi koyunla uğraştıkları kıyafetleri onlarla birlikte işte çuvaldan kimliğini alıp gidiyor. Yani şimdi hepsi birbirinden farklı Tabii. anlatımlar bunların Eşe. Bunların hepsi birbirinden farklı olunca birileri gerçeğe aykırı bir şey söylüyor ki tek bir nokta gerçeği hep herkes gerçeği söylese tek bir noktada birleşir herkes aynı şeyi söyler. Çünkü gerçek bir tane. Eşe. Katman yerin bölümü ayrı diyorum ben. Tamam bölümleri ayrı onu anladım ama olayı anlatma şekliniz farklı. Yani 3 farklı hatta 4 farklı anlatım var. Bu arada 18.30'da dedin sen kaçtı dedin. Anne yani. Akşam ezanından sonra diyor dün baktık ona biz akşam ezanı 17.40 gibi o tarihlerde. Şimdi de yatsı ezanından sonra Hı. diyorsunuz. O da bambaşka bir Çok saat. Ve sen sana abin kaçta geldi o akşam? 10-10.30 civarı. 10-10.30 civarı geldi. Ama 9'da annem, baban, teyze hep birlikte Eşe'ye gitmişler. İşte, Eşe gidin orası 10-15 dakika. 10-15 dakika. Geri gelmeleri yarım Hı. saat. İlk gidilen yer Eşe mi o zaman Eşe? İlk sana mı haber verdiler bu durumda? Amca dedi ilk ama. Evet ilk amca ilk. İlk amca. İşte amcaya gittik o telefon edip teyzeme telefon edikler. Amcaya gidip amca bir o amca telefonda şu anda Mümin Bey miydi arkadaşlar? Evet. Mümin Bey. Buyurun canım. Merhabalar hoş geldiniz programımıza. Merhaba merhaba. Şimdi yeğeniniz kaçtığını nasıl öğrendiniz o akşam neler yaşandı bir anlatır mısınız bize? Şimdi İlke Hanım yeğenim Osman beni aradı. Kim Anca aradı? Evde misin dedi. Ben de evdeyim dedim. Telefonla Bunlarım aradı sizi Osman öyle mi? Akşam aradı. Kaçta aradı? Saat yani 9.30 gibi her tahmin edersem öyle aradı. Evet. Beni aradı.
Anne evdenim dedi, ben de evdeyim dedim. Evet. Ondan sonra bu, yani fazla geçmedi. 20-25 dakika sonra yanıma geldi. Evet. Anne telefonumu ver dedi. Telefonumu verdim. Evet. Teyze, bak teyzesini aradı. Teyze, bizim döndü yok, yetişin dedi. Lan ne oldu Osman dedim. Osman telefonu geri verdi, motora bindi. Anında gitti. Peki seni... sonra ben bir adet... Sonra bindim Cifre'ye geldim. Cifre'ye evet. geldim, abim rahmetli. Evet. Ve yengem... Evet. Geldiler. Evet. Dedim ki ne oldu dedim, ya döndü yok dediler. Evet. He döndü yok dediler. Biraz daha durdum. Teyzesi Hürü geldi. Evet. Bir de dayısı Salim geldi. Arabayı o sürüyordu. Evet. Biraz daha durdum. Şey geldi. Evet. Bunlar geldiler. Evet. Biraz bekledik. Beklediğimiz gibi baktım bir şey yok ortada şimdi. Döndü zaten yok. Kaçtı evet. mı? Yoksa bir yere götürüldü mü bilmiyorum. Evet. Ondan sonra da ben evime çektim, gittim. Sabah herhalde gelmedim ben. Bir gün sonra geldim, daha döndü. O zamandan beri bir ses yok. Peki evet. o akşam o evde döndü kaçtı diye mi konuşuluyordu? Ne oldu diye bilmeden mi konuşuyorlardı? Siz gittiğinizde abiniz, yengeniz, herkes evdeydi ya. Valla işte ben de döndü, kaçtı denmiyordu. Kaçtı. Evet. Kime kaçtı ile ilgili bir şey söyleniyor muydu? Hayır efendim. Hiç kimseye bir şey söylenmedi. Ama en çok sık gelen adamlar Ramazan Kayacı'yla... Dediniz ki ben beni... Ben şahitim. Dediniz ki en başa dönersek beni yeğenim Osman aradı dediniz. Amca evet. döndük, amca evde misin dedi diye. Evet. Ama Osman bize dedi ki benim şarjım yoktu. Amcama gittim, amcamın telefonuyla aradım herkesi diye. Zaten ben ondan sonra Osman'ı herhalde aradım, Osman telefonu cevap vermedi doğru düz bir daha. Evet. Niye şarja takmaz telefonumuzu? Osman dedi ki evet, telefonun abi, şarjı yoktu, amcamın yanına hocam. Gittim, onun telefonundan aradım. Şarja tak telefonunu Osman. Ya oldu diye de şarja kadar bir yer yok ki. Tamam, siz de taksın yani. Canım. Elektrik yok mu orada? O zaman yok. Elektrik yok. Evet. Ama yani bir tane adamca... bir tane arama hakkı varsa amca evde misin? Hani gidersin, açarsın. 10 mesela... dakika mesafede kız kardeş var, traktör Tabii. var. Oraya gidersin, eşe kayboldu dersin. Ya Tabii. da onu ararsın. Eşe kayıp, telefonunda şarj varsa hemen buraya gel dersin. Niye bunu yapmadan amca? Şu heyecandan yani yetiş, atıyorum döndü kayboldu gibi amcaya gitmek, eşe aramak, bayramın yanına gitmek bir heyecan, bir tedirginlik havası var. Osman'da. Ya, ama hocam yani bir dakika. Çok heyecanlıydı Osman adına. Heyecanlıydı. Bak çok heyecanlı. Bak çok heyecanlı ama kaçtığını yani. Kaçtığını tahmin ettiği evet. ne Adem'in evine gidip bakıyor, ne Ramazan'ın evine o akşam gidip bakıyor, ne evet. rahmetli Muhammed'in evine gidip bakıyor. Sadece ileri saatlerde Mustafa'yı gönderiyor. Mustafa da kapıdan içeri girmeden bakıyor. Bir çocuğun biri Mümine'nin elinde, bir tanesi Adem'in elinde, geri dönüyor. Onu da o göndermiyor, eşe gönderiyor. Eşe gönderiyor. Yani heyecan var, tedirginlik var, korku var. Yani çırpınıyor Osman. Ama asıl bakması gereken yere hiç bakmıyor. Osman Bey, duydunuz? Duydum abla. Yani... Duydum abla. Ne cevap vereceksin? Telefonumun şarjı bitmişti ablam, şarjı. Yok yok. Hasan Bey diyor şarjı bitmişti ablam şarjı. Hasan Bey bir daha şimdi daha Osman kısaca Bey, sorar mısın? Osman Bey sen şimdi... Şarjı bitmişti. Tamam bir saniye lütfen. Sen kızın evet. kaçtığını anlayınca evet, tedirgin olarak heyecanlı bir şekilde amcanın yanına gidiyorsun. Oradan teyzeni arıyorsun, eşi arıyorsun, bayramın yanına gidiyorsun, çırpınıyorsun. Kız kayıp diye doğru mu? Doğru mu? Çırpınmam. Sabah ola hayır ola dedim hocam. Abicim sen 4-5 yere gitmişsin. Herkese sabah ola hayır ola dedim ilgili, hocam. İlgili herkesi ayağa kaldırmışsın. Aradım hocam aradım. Eşe gelmiş babanların yanında kalmaya başlamış. Aradım amcamı aradım. Amcamın telefonu. Osman'cığım Osman Bey bir saniye. Ama ne evet. Adem'in yanına gitmişsin evine. Ne Ramazan'ın evine gitmişsin. Gitmedim ne hocam. Ne Muhammed'in evine gitmişsin. Gitmedim. Sadece Adem'in evine de. Eşe göndermiş Mustafa, hele bir bak bakalım orada mı diye. Niye bakılması gereken şüphelendiğin bu üç noktaya bakmadın? Eş ablam dedi hocam. Ha niye gidip bakmadın o akşam bu üç eve? Yani yoksa biliyor ablam, muydun döndüğünün aslında hocam, nerede olduğunu? Hocam ben gitmedim. Ben sabah nasıl gideyim jandarma olmazsan ya?
Ne demek kardeşim? Kız kardeşinin kaçtığı yolda bakmaz mısın? Adam bilmiyorum etmiyorum diyor. Evliyim diyor hocam. Ya adam eşkıya değil, katil değil, cani değil. Orada köyde bildiğiniz, tanıdığınız adam. Gitsen ne olacak yani? Hani sen öyle bir söylüyorsun ki yani onlara hocam, gidersen büyük buna, başıma iş gelir dedi. Niye dersin? Hocam. Şöyle bir şey var. Yani ne hocam? Döndü. Evin yaramaz çocuğu. Yani haşarı hiç kimsenin böyle zapt edemediği. Düşünsene bak evli bir adama gidip geldiğini iddia ediyor ablası eşi. Zapt edemiyorduk diyor. Yani bence aile döndüğünün kaçacağını düşünüyorlardı. Acaba buna engel olmaya mı çalıştılar? Şimdi bunun için mi başına bir şey geldi? Çünkü zapt edemiyoruz dedi. Ailenin hepsi bunu söyledi. Hiçbiri zapt edemediğini söylüyor ama önde işte 4 tane abi var. Abilerin ikisi askerde o sırada ama diğer 2 abi evde. Bir tanesi de üstelik yıllarca evden ayrı kalmış. Daha da işte hayvanlarda çobanlık yapmış. Yıllar sonra gelmiş. Bütün bu dedikoduları da o da duyan ve kız kardeşi evde olmadığı anda zaten hepimizin takıldığı nokta o. Hani kız nerede diye sormuyor. Anne kaçtı bu kız diye. Direkt abi, kaçacağını daha önceden bilen, bunu bekleyen ya bundan korkan bir abi. Bu abi mutlaka bu kızla, 17 yaşındaki kızla, hele ki evli bir adamla ismi çıktıysa bir konuşma yapmıştır. Kendi derecesinde de sert bir konuşma yapmıştır kesinlikle, diye düşünüyorum ben. Yani böyle kesinlikle, tatlı tatlı hani uyarırsın, konuşursun başta yok, ama hocam, bu kız öyle bir şey yapmadı. Ama bu kız seni dinlemiyorsa, hala evli adamla gidiyorsa ve dedikodusu çıkıyorsa Osman, yani senin kız kardeşin şu anda ablam, evli bir adamla dedikodusu çıksa, 17 yaşında kız kardeşin, unut geçmişi. Evet. Yani gitme kızım evet, o eve. Annen gitme diyor. Ablan gitme diyor. Sen gitme diyorsun. Köylü konuşuyor. Evet. Onu ikinci eşi yapacak. Sen karışma, hiç uyarmaz bizim mısın işimize onu diyor ha hocam. Ha? Yok. Karışma bizim işimize diyor hocam. Karışma dediğinde sen de peki karışmayayım mı dersin yani? Ben karışmadım hocam hiç. Yani sen karışmadım diyorsun ama onu unutmadan tabii, tabii, yani her kişiye sorsunlar hocam. Peki o akşam Bayram bize yayında evet, dedi ki sen önce amcaya gittin, amcandan işte herkesi aradın, onlar geldiler evinize, işte bugün anlatıyor devamını da eşi anlattı, gittiniz, teyzen gelmiş, hatta evet, dayın da gelmiş, onu da şimdi amca Mümin Bey'den öğrendik, o akşam orada o da varmış, Hüseyin Bey varmış, onu da şimdi geldi, öğreniyoruz, başka kişi, bütün köy ayağa kalkmış evet, yani aslında tabii, ve sonra gidip Bayram'a gittin sen. Bayram'a gitme amacın neydi? Evet ablam. Bayrama niye gittin? Ablam sabah ola hayrola dedim. Bayrama niye gittin? Yani sabah ola hayrola dedim canda. Bayrama şikayet niye gittin için, Osman sabah Bey? Sabah ola hayrola dedim. Osman Bey bayrama niye gittin? Ablam sabah ola hayrola dedim ya. Ya evinde durup sabah ola hayrola demedin. Başka bir yerde duran kardeşine, senin telefonun yok muydu o yok, zaman Bayram, cep telefonu. Yok. Yani gidip bayrama ne dedin? Sen yok, gittin. Bayrama gitme amacın neydi? Kardeşim kaçtı dedim. Kaçtı dedin. Sonra kime evet, kaçtı diye konuştunuz. Ondan sonra sabah hiç öyle konuşmadık abla. Ama Bayram dedi ki yayında, bunu söylemek için hocam. Tabii. Bayram yayında dedi ki ben de ona dedim ki sen hep peşindeydin, sürekli onu takip ederdin. Bir sevdiği mi var, kime kaçtı? Yani siz kime kaçtı hikayesini konuşmuşsunuz zaten, konuşmanız da normali. Dün de yayında konuşmadık diyorsun ablam, şimdi de. Ablam bizim evimize bunlardan başka gelen olmuyordu. Ama konuşmuştunuz yani. Konuşmuşuz diyorsun. Yurda burada bir detayı aslında gözden ablam, kaçırıyoruz. Ablam adam bilmiyoruz etmiyoruz diyorlar. Şimdi tamam Osman Bey bir dakika şimdi. Bilmiyoruz ya, etmiyoruz annenin, diyorlar ablam. Tamam annenin söylediğine göre sen dışarıdayken döndü evet, çıktı. Ve onu bir daha kimse görmedi. Koyun kuz diyordu hocam, koyun. Tamam koyun, sen koyunu, şimdi şöyle mi oldu acaba? Hani biz senaryo düşünüyoruz ya. Sen koyunları işte ne yapıyorduysan orada. Döndü o sırada kaçmaya çalıştı. Duvardan tırmanması gerekiyordu. Sen onu gördün, tam kaçarken yakaladın. Ondan sonra ne olduysa oldu. Böyle mi oldu hocam, Osman? Dövmedim. Dövmedin. Yok hocam, ne yaptın? Dövmedim ben. Şimdi bir... Bir dipnot verin de. Dövmedim hocam. Şimdi Osman Bey. Gör, yani duvardan atladığını gene görmedim. Tamam. Şimdi sen dedin ki koyun kuzuladı, kuzulayacaktı. Şimdi senin bir sürü hayvanın var. Kuzluyordu dedim bir hocam. Dakika, koyunu, koyunun kuzluyor, kuzuluyor. Sen gidiyorsun bayramlarda yatıyorsun. Evet. O hayvanlar bırakılır mı? Koyunun kuzluyor. Abi ben de teyzem vardı, teyzem. Canım teyzen olsa vardı, olur senin ben hayvanın. Ben geldim ben. Olsun.
Osman'ın hayvanları var. Tamam, ben geldim. Koyun kuzuluyor. Senin ne işin var? Kaybolmuş hocam. Yani kuzumuz kaybolmuş. Yani koyunla bizim ne işimiz var? Tamam, bak bak. Karakola gönderdim. Aslında bir şey, ben gönderdim ama, onu. Karakola gönderdim. Pardon, susar mısınız? Ama karakola gitmemiş. Gitmiş bayramda uyumuş. Bayramda uyuyacağına koyunu kuzulayan abi, bir adam. Sabah gideyim dedim. Sabah. Tamam, gel evinde kal. Sabah gideyim dedim. Gel evinde kal. Koyunun kuzulacak. Belki de hocam mazot yok. Mazot, mazot. Allah. Hayır, bayrama gitme amacınız. Mazot yok hocam. Osman Bey, sorduğumuz soru şu. Çok net, farklı biçimlerde evet. Soruyoruz. Bayrama gitme amacın neydi? Kız kardeşinin kaybolduğu yeri bıraktın. Oralarda onu arayacak haber yerde. Haber edeyim dedim hocam, kişi, haber. Bir iki kişiye haber verdin. Bayramda zaten gelmiyor, eve de gelmemiş. Oturmuş orada yatmış, uyudunuz. O sabah işe gitti. Ben işe gelemeyeceğim çünkü kız kardeşim kayıp. Abram mazot yoktu, mazot. Sabah nasıl geldin? Sabah tekrar evine gelmişsin, sen çiftliğe gelmişsin. Sabah bir para buldum bir yerden, onun aldım hocam. Nereden buldun parayı sabah? Nasıl gittin, nereden mazot aldın? Efendim? Soğuk havacı var. Huzurket'te soğuk havacıydı. Ondan para. Başkasından borç para aldım. Kaçta gittin ondan borç para aldın? 20 bin lira aldım, 20. Gittin mazotu aldın, öyle mi? Mazot aldım. Kardeşim de işte çalışıyordu. Evet. O dedi ki abi ben izin alayım dedi. Geldim annem gibi götürdüm. Nereye götürdün anneni? Beni bıraktı, annem gibi aldı. Seni karakola. Çadıra bıraktı. Onları karakola götürdüm. Niye sen sabahleyin yani direkt oradan mazotu alır almaz karakola geçmedin, anlatmadın? Hemen erkenden şikayette bulundun. Abram annemle babam olmazsa olmaz. Ya da o akşam niye anne baba hep birlikte gitmediniz karakola? Sabah beklediğiniz haber neydi yani? Abi lan ben zaten... Alo. Kim götürdüyse bulur gelir. Alo. Efendim dinliyoruz Osman Bey. Bayramla... Abi lan şimdi ben evde teyzemle dayım vardı, bir de bacım gilde geldi. Seste bir şey mi var? Bayram, senin yanında kalma amacı neydi? Biz orayı anlamadık bir türlü. Ben sana gelip haber veriyor, kız kardeşin kayıp. Onun anlattığına göre, Osman Bey'in anlattığına göre hiç kime kaçtığı mevzu konuşulmamış. Ama sen diyorsun ki o iki cümle çok önemli. Evet, yayında söyledim bunu. Sordum. Sen hep onu takiptesin diyorsun. Evet, abi. Beraberler yani. Abinin onu takipte olduğunu biliyorsun. Bir sevdiği mi var? Evet. Bir şey mi var? Ne cevap verdi sana? Bunları bir şey demedi bana. Göre... Ben dedim, madem böyle bir şey var, dedim sabah ola hayrola dedim. O dönemdeki hani 17-18 yaşında kız çok kaçan oldu. Hiç hadi birlikte dedim, kalkıp anne babamızın yanına gidelim, köyü bir arayalım demediniz mi? Belki oralarda yağmur da yağıyormuş o dönemlerde çok. Evet, bu çocuk bir yere mi battı gitti, hatta işte çadırın... Bakmışlar zaten o çiftliğin etrafına bakmışlar. Tamam da geç geldiğine göre bakmışlar. Köpekler var, başına bir şey köpekler mi geldi yani. İşte. Aramak, niye aramadınız da abi, iki abi başka bir evde oturdunuz uyudunuz bu durumda? Niye? Başka bir evde. Saat 10.30-11'de falan geldi abim. Ben de yatıyordum o arada. Geldi dedi böyle böyle. Kız kardeşim kaçtı dedi. Ben de dedim neden kaçtı? Sen devamlı beraberdiniz. Her tarafa gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Evden haberin yok mu? Var. Dedim acaba marulcular mı, işçiler mi, başka biri mi? O dönemde hani orada çeycilik yapan çok, çiftçilik yapan çok. Yok dedi. Evimize gelen giden yok. 2-3 kişi gelip gidiyor devamlı belli. Dedi yani onlar da aklımızdan esmiyor yani. Öyle bir şey gelmiyor benim aklıma. Evliler, çoluk çocukları var. Hiç o söylemedi mi sana bunlardan şüpheli? Yok ben zaten dedikoduları bilmiyorum. Bilsem. Peki sen biraz... dedikoduları bilmiyorsan ama o akşam yine onun işte onu da söylemedi bana. Ademgil geldi bugün demedi bana. Peki sen gencecik bir adamsın. Senden bir yaş ya da iki yaş küçük kız kardeşin evet. Kayıp. Kaçıp kaçmadığından da emin değilsin. Evet. Hadi gidelim arayalım abi ne olmuş diye hiç heyecanlanmadın mı? Sen nereye gideceksin? Nereye arayacaksın? Çadırın etrafında yani orada nereye gidebilir bu kız? Yok. Aramadık onu. O pirketleri sen gördün mü duvarın kenarında az önce? Pirketleri gördüm evet. İçeriden dışarıya girebiliyorsun ama dışarıdan içeriye giremezsin. Bu pirketleri bugüne kadar hiç eşe bize anlatmadı. Evet. Ben hatırlamıyorum eşe. İfadelerde de hiç bunlar yok. Yani duvarın yanında üst üste konmuş anlatmadı. Pirketler. Anlatmadı ben biliyorum yani. Hiç bunu polise de anlattın mı? Yok karakolda Ali. Evet. Bak dedim ki Ali uzmana. Abi dedim yukarıdan inemezsin.
Aşağıdan yani aşağı mümkün değil inemezsin dedim. Ama aşağıdan alırlar dedim. 3 tane plaket var dedim. Söyledim ben. Bunları ben görmedim yani. Bak, yukarıdan ayağını atarsan yok yayında söylemedim. Evet hiç söylemedim. Çocuk kapıdan çıkık değil duvardan inik. Kapıdan zaten çıkamaz. Yayında söylemedim ben onu. Şimdiye kadar biz bunu bilmiyorduk. Yeni öğrendik. Yeni öğrendik. Zaten şimdi bunu İnce abla. Efendim. İnce abla. Zaten bunu götürecek olan kişi kapıyı kilitlettirmiş. Arkadan 3 tane plaket üst üste koymuş. Öyle yenik bu. Yoksa kendin atlasan bile ayağın kırılır. Birisi planlamış. Her şeyi hazırlamış. İnemezsin yani öyle. O plaketler daha önceden oraya konulmuş iddiasına evet göre. Oradan sonra kaçacağı evet kişi oraya gelmiş. Kimlik hazırlanmış. Gelmiş. Hoca kimlik hazırlanmış. Kapı kilitlenmiş. Rampa kurulmuş. Bir dakika kapıyı kim kilitliyor? Haydi yallah. Kapı sizin ha kapı değil mi Eşe? Resmini almış gitmiş. Hayır kapı evet sizin kapı değil mi? Sizin çiftliğin kapısı değil mi o? Kim kilitleyecek onu? Evet. İşte kim kilitleyecek kızın onu? Kızın kendi kilitlenmiş. Kızın kendi kilitlediyse açar kızın çıkar anahtar onda kızım demek ki. Ne menfaati var kilitlemesinden, niye duvarla uğraşsın? Peşinden gelmesin. Bak bak yani duvarla uğraştığını kese, 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 kese. Şüphe yapmıyor yani, şüphe yapmıyor. Ay, şüphe yapacak ya, yapmayacak da var. Bak gündüzde bu kurafa kurulmuş hocam. Hayır kapıyı açıp gitsen ne olur? Hayır, hocam onu soruyor yani. Kapıyı açıp kapıyı gitsen ne olur yani? Gitsin. Niye bir, niye ya böyle kapıdan da gidi, kapıdan olsa görürler. E tamam niye kapı kilitliyor o zaman? Kapı büyük kapı olduğu için. Bir de köpek var bağlı orada. Kapı çok yabancı büyük hocam şey büyük var kapı büyük. Hayır saldırır niye kilitlemiş hani kapıyı köpek, da kilitlemiş köpek diyorsun köpek saldırıyor ya köpek. Kız kilitlemiş diyorsun. Niye kilitlesin? E zaten köpek saldırıyorsa evet kilitleyemez kız da gidecek ya kız. Köpek de sizin köpeğiniz değil mi? Niye saldırsın evin insanına? Ama geleni geleni yiyecek. Geleni yiyecek gelen senin dediğin gibi Adem ile Ramazan'sa zaten köpeklerden tabii korumak için sürekli o çadıra çağrıldıklarını anlatıyorlar. Köpek onlara saldırmayacak demektir yani. Yani. Eğer dediğin gibi çünkü köpek saldırıyordu baba, köpek nasıl saldırmıyordu? Yani ifade, köpek nasıl saldırmıyordu? Ama ifadelerinde nasıl korkuyorlardı? Eşe, köpek ifade olmadığı zamanda geliyorlardı zaten hocam. Eşe yayına bağlandıklarında da hep söyledikleri köpeğin, işte çadırda biz korkuyoruz. Şey köpekler var, köpeklerden korkuyoruz, bizi koruyun diye akşam saatlerinde oraya geldiklerini anlattılar hep. Şimdi sen bambaşka bir şey tamam anlatıyorsun. O akşam yağmur var mıydı Eşe? Vardı. Bak ya yağmur yağık duruktu. Nasıl duruk? Yağmur yağık duruktu. Yağmış durmuş. Bak tamam ayak izi bile vardı, ayak izi bile ha vardı. Başka ayak izleri gördünüz mü mesela orada? Bak zaten ayakkabısız gitmiş, ayakkabısız. Ayakkabısı çiftlikte ne nerenmez ayakkabı yaptırmış. Ya Ocak ayından çizmesi bahsediyoruz. Soğuktur. Niye nasıl gitsin ayakkabısı? Çizmesi üzerindeydi çizmesi. Ahır kıyafetleri dediniz. Nasıl çizme yani? Çizmeyi atmış hocam atmış ileri vardığında atmış. Nereye atmış? Nerede buldunuz çizmeyi? Ha. Nerede buldunuz çizmeyi? Çizmeyi arada bulduk. Arada geçti. Bak bak. Aralardan gitmiş yollardan değil. Ana yola çıka kadar aralardan sapa yerlerden gedik. Bir saniye şimdi sen bu çizmelerini buldunuz mu siz yolda döndünün? Bunları daha önce hiç bize tabii anlatmadınız. Buldum. Ne bu pirketleri, evet, ne çizmelerini bulduğunuzu. Ya anlatıyoruz işte anlatıyoruz yapanları anlatıyoruz. Bir reklam arası. Yapan anlatıyoruz inkar ediyor. Bir reklam arası verelim. Hayır bunları hiç bize anlatmadın. Mehmet günlerdir orada ona da anlatmadınız Eşe. Reklamlardan sonra devam edelim. O çizmeleri nerede buldunuz? Çizmenin yanında başka kaç farklı ayak izi gördünüz? Ve nerede yola kadar mı gidilmiş bu çizmelerle? Bunlar çok önemli. Birazdan buradayız. Umuyoruz ki döndü Kara Çoban hayatta. Söylendiği gibi başına abisi ya da başka birileri tarafından kötü bir şey getirilmedi. Ama hayattaysa da niye ortaya çıkmıyor, niye bir telefon açmıyor? Orası anlaşılır gibi değil. Ama şimdi konuşurken anlatılanlar bizi daha da şaşırtmaya başladı. Çünkü olayın yaşandığı güne dair bugüne kadar hiç ailenin anlatmadığı şeyleri az önce abla Eşe söyleyemeye başladı. Döndünün evden çıkış anı ile ilgili anlatılanlarda farklılıklar var. Ama onun sonrasında diyor ki Eşe evin duvarından, evin kapısını kilitledi. İşte nereden
atladı oraya kilitleyince. Duvardan atladı. Orada piketler vardı. Onların üstünden indi ve ileride bir yerde de çizmelerini çıkarıp bırakıp çıplak ayakla, yani ayakkabısız gitti. Bunu birazcık daha bize detaylı tam olarak anlatmasını istiyorum Eşe'nin. Eşe, şimdi siz aslında oradaki daha yukarıya taşınma nedeniniz, yani anne ve babanızın o günlerde çok yağmur yağması, sel yaşanmasıydı. Buraya da taşındığınızın ertesi günü döndü, kayboldu yok. Zaten. Ne kadar sonra? Bayağı yok var. Yok. Bir aydan fazla. Ha, pardon fazla. Kafam, tamam özür diliyorum. Tamam, oraya taşındıktan sonra gelip gitmeler tekrar başlıyor, sonrasında da kayboluyor. Şimdi o akşam yağmurluydu dediniz. Evet. Yağmur durduğu anda mı bu kız evden çıkıp gitti? Ve sonrasında çizmeler nerede bulundu? Başka bir şey bıraktı mı oraya? Bir anlatsana bize. Sade çizmeleri vardı abla. Başka bir şeysi yoktu. Şimdi Mehmet abiye de göstereceğim. Tamam. Olduğu yeri. Tamam. Endiği yere çiftliği göstereceğim. Çekimimizi yapacağız. Tamam. Çekimimizi... Anladın mı abla? Evimize de gelenler bunlar. Tamam. Zaten bunların hepsini anlatacaksın da biz ne olduğunu bulacağız Eşe. Bunlar çok önemli. Hatırladığınız her şeyi anlatın lütfen. Şimdi tamam, duvardan atladı, piriketler var tamam. dedin. Oradan sonrasında siz o akşam ayak izlerini gördünüz mü? Bak, sade döndüğünün ayak izleri vardı. Olduğu yer otlu. Evet. Gittiği yerlerin bazı yeri otluydu. Evet. Olan, tarla olan yerde iz vardı. Tarla olmayan yerde iz yoktu. Sadece bak, döndün mü ayak izin var? Çiftliğiyle arabaya binecek olduğu yerde iz kayboluktu. Orayı da göstereceğim Mehmet abiye. İzin kaybolduğu yeri. Ayakkabıları arabaya, yani bindiğini düşündüğünüz yolun orada mı buldunuz çizmelerini? Yok yok, çiftlikten indiği yerde. Çiftlikten indiği yerde. Yakın bir mesafe. Yakın bir mesafede, cübürlü. O gece mi buldunuz, ertesi gün mü çizmeleri? O gece bulduk. O gece hemen aradık biz zaten babamla, durmadık hocam. Kim buldu çizmeleri? Ben orada 3 gün kaldım. Kim buldu çizmeleri? Ben buldum. Sen buldun çizmeleri. Ben buldum ben. Karanlıkta. Köpeğe koklatıp peşine düşürseydiniz, köpek de varmış. Köpek bulmaz mıydı onun kokusundan ne? Köpek izi yok. Var diyordun ya, köpek kapıyı. Köpek içeride kilitli hocam, kilitli. Tamam işte, çıkartıp köpeği çizmeleri koklatıp alacaksın peşine. Eğitimi yok hocam öyle. Köpeğin eğitimi yok bizim. Çoban köpeklerinin öyle eğitimi yok. Öyle eğitimli değil ki bizim çoban köpeği. Çoban öyle polis köpeği değil. Eşe, sen çizmeleri bulduğunda yanında çoban kim vardı? Çoban köpeği bu, koyunla gider bu. Eşe, çizmeleri bulduğunda yanında babam kim vardı? Babam vardı, babam. Babanla sen, başka annen, abin. Babam vardı. Annen, abin. Annem yok, annem içerideydi. Abin neredeydi? Osman Bey neredeydi? Abim Buzurkent'e gitti dedim ya. Yani bayramın yanına gittiğinde. Evet. Niye birlikte aramadınız da sen çıkıp çizmeleri arıyorsun, abin yanında yok? Yani o bölgeyi aradık. Ya ben dedim hani ya. Hı. Evet. Aradık bak, yola kadar çıktık, o gittiği yola kadar çıktık. Teyzemin bahçesinin o köşede binmiş zaten arabaya. Arabaya bindiğinden nasıl eminsin? Araba izi vardı o zaman. Araba izi vardı. Başka şimdi bak, çamur ya yol, çamur ya. Evet. Araba geri köye dönmüş, köye, bizim köye gitmiş araba. İzinden mi anladınız bunu? O izi ne zaman gördünüz? İzinden anladık. O gece mi gördünüz izi, o sabah mı? Sabah. Buyurun. Sabah gördük onu. Peki ben şeyi anlamadım. Sabah şimdi gördüm. Diyorsun ama ki. Ama iz köye gedik. Eşi diyorsun ki o duvardan yardım olmadan inemez. Birisi aşağıdan aldı onu. O zaman iki ayak izi olması lazım. Sadece evet. Döndüğünün vardı diyorsun. O nasıl oluyor? Bak ben onu fark etmedim. Ben bir ayak izini. Çünkü o da ayağını çıplatmış ya ondan. Tamam, yanında bir de büyük ayak, yani erkek olduğunu varsayıyoruz kaçıranın. Büyük ayak izi olması lazım da ayakkabılı. Tek başına kaçamayacağına göre. Olduğu yer cübür diyorum hocam bak. Endiği yer cübürlü. Cübür dedi, mıcır çalılı, gibi, çalılı. Çalılı bir yerde. Yani otluk bir yer, kurumuş. Bir kız kaçarken, yani niye orada çizmelerini çıkartıp da ayağına bir şey batacak gecenin bir vakti böyle çıplak ayak kaçsın? Gittiği yer... Hah?
Ben bilmiyorum. Niye? Çamur işte, çamur öyle iz öyle ara iz bak, vardı. Bak bak, niye bırakır biliyor musunuz? Çamur içerisinde, çalı çırpı içerisinde, ayakkabısız geride çizmesini bir insan niye bırakır biliyor musunuz? Niye bırakır hocam? Birisi kovalıyordur onu. Çıkmıştır ayağı. Bakın birisi kovalıyordur. Onu almak geriye dönüp yakalanması için yeterlidir. Onun için kaçıyordur bu kız. Ama birisi kovalıyordur ki o geriye dönüp ama o çizmesini alıyordur. Ama çizme deyince alıyordur hocam, yani çizme de kolay ayaktan çıkacak bir şey değil. Aynen. Çamura gömülmesi lazım. Çamura gömülmüştür. Ancak o şey. Şimdi normalde orada sen ayakkabısız, çizmesiz neyse işte yürümezsin. Yürümez. Ama birisi seni kovalıyorsa yakalanmamak için o çizmeyi bırakırsın. Çizme peki batacak kadar bir çamur var mıydı orada? Döndü. Yok yok. Öyle çok çamurlu değildi. Çizmeleri bulduğunda nasıldılar döndü şey eşe? Yani böyle zaten korkmuş olduğu yer ablam dik ya. Çamur yok yani. Olduğu yer dik. Çamur yok. Şimdi olduğu yer aynı beton gibi. Eşe, piriketten sonra çizmeleri ne kadar mesafede buldun sen? Yakın zaten, hemen dibinde. Canım benim, yakın dediğim 1 metre, 2 yani metre, 10 metre, 100 metre ne kadar? Yok ya 1 metre ya 2 metre, öyle çok değil. Cübür bak. Cübürü geçtik tamam, cübürü. Ayağı buraya yani geldik tamam. Hani çöp batmasın diye. Çizmeleri böyle çıkartmış koymuş mu, yoksa sağa sola savrulmuş muydu? Nasıl buldun çizmeleri? Öyle çıkartmış, biri sağda biri soldaydı yani. Öyle dik böyle memur gibi koyuk değil yani. Peki çizmeyi bulduğun yerden arabaya bindiğini düşündüğün yere kaç dakika ya da kaç metredir? Vallahi orasını ölçeceğiz biçeceğiz işte, bayağı da var. Bayağı dedin. Kaç dakikada yürüdün sen orayı mesela? Yani tamam. Ne bileyim Mehmet abi bak, o çiftliğinden o koşuya kadar, bahçenin koşusuna kadar. Kaç dakikada yürüdün? İşte 10-15 dakikada anca. 15 dakika ayak çıplak ayakla niye bir kız yürüsün gitsin, çizmeleri kaçmış niye çıkartsın? Yani o çizmeleri kaçıyor. O bölgede başka bir kuyu, başka bir yer var mı bu çizmeleri bulduğun yere yakın? Kuyu yok. Sadece bir şey var. Diken var, diken. Dikenli yerde niye çıplak çizme ayak çıkarsa gitsin? Ocak bir de soğuk hava. Soğuk dikenli, çamur, ıslak. Evet. Hocam birinden kaçıyor. Yani ama çizmeyi saplanacak tekrar değil diyor. Yani çamura ama saplanacak bir durum yok. Ama hayır diyor. Şimdi sen o şey cübür mü diyor neyse de dikenli bir börtlen çalısı gibi bir şey. Sen diyor orada çizmesiz, ayakkabısız yürür müsün? O kan izi kalır. Neticede o çizmeyi geride bırakmasını sağlayacak, tekrar giymesine engel olacak bir kovalamaca var bence. Benim aklıma da şu geldi. İkinci bir ihtimal daha var. Birisi tam o duvarın dibinde yakaladı onu. Kucakladı. Çizmelerini de çıkarttı ki çalılardan kaçamasın. Yani ayaklarına batsın her taraf çalı. Şey ya, yani koşarak kaçamasın ondan. Sırtlayıp mı yürüdü? Ondan sonra sırtlayıp götürdü bir yere. Yani tabii bağırta, ki bu da çağırta bir ihtimal. Ama bu durumda da ailenin haberinin olmaması mümkün değil. Bağırır, çığlık atar. Çığlık atar yani piriketin üstüne. Teyzemin evinin bahçesinin köşesinden arabaya binmiş dedin ya. Evet. Eşe. Teyzenin o bahçenin köşe dediğin yere evi yakın mıydı teyzenin? Yani yok, araba yok, teyzemin yok evi yok orada, bahçe orası. Bahçe orası. Narlaydı o zaman. Araba köye doğru döndü dediniz ya, mesela oralarda o saatlerde arabayı görecek, sesini duyacak yakınlıkta bir ev, yerleşim kim var? Yok, yok abla, hiç ev yok, hiç. Sadece sizdiniz orada, öyle mi bayram? Tarla, boş tarla. Boş, arazi boş, boş. Yağmurlu olduğuna göre ay falan da boş yoktur, bulut vardır. Zifir karanlık olması lazım bir de. Hiç göz gözü görmeyecek gibi. Peki çizmeler, tamam. Çizmeleri karanlık. Çizmeleri oraya başka biri atmış ya da o çizmeler gerçekten o gün ayağındaki çizmeler miydi döndüğün acaba? Daha önceden bırakılmış olabilir mi? Onu bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum ben. O gün ayağındaki çizmeler miydi? Bunu Osman Bey dikkat etmiştir herhalde. Ne yaptın? O çizmeleri alıp eve mi getirdin o akşam? Osman sen dikkat ettin mi? O çizmeler mi diyor? Ablam, Ben çizmeyi orada görmedim. Bizim eş bacım görmüş de. Evet. Ben orada hiç görmedim ama duvardan atlamış. 3 tane piket olmuş, 3 tane. Peki sonra sana çizmelerden kim bahsetti Osman Bey? Ben ettim işte. Bizim bacı, bizim eşe, ben görmüş. Çizmeleri kim anlattı sana sonra Osman Bey? Ne zaman anlattılar? O gün şeyde, 2 gün sonra anlattı ablam. 2 gün sonra. Kim, eşe mi anlattı? Evet. Ne ben anlattı?
Buraya cizmesi de buraya çıkartmış gitmiş dedi. Şikayete gittiniz ertesi gün. Polise söylemediniz mi burada çizmeleri vardı bu kızın diye? Vallahi söylemedik ablam. Şimdi bu söylediyse babam söylemiştir. Babam söylemiştir yani söylediyse de. Ben dışarıdaydım efendim. Sen götürdün onları ve beraber... Söylediyse babam söylemiştir. Osman Bey şurayı anlamadım ben. Demin de sordum yanlış hatırlamıyorsam. Senin evet. Kız kardeşin kayıp. Sen gidiyorsun öbür abinin evet. evinde uyuyorsun ama senin ablan gecenin bir yarısı evde de orada da elektrik yok. Uyumadım ablam. Para yoktu para. Ya para meselesi değil. O bölgeyi sen aradık dedin. Ama aramamışsın. Bak eşi aramış ki hemen evin dibinde. Ablam. Pirikete bir iki adım ötede. Dama çıktım baktım yok. Görmüş. Senin... Bizim köy yerinde ablam. Ablam. Dinliyorum. Alo. Dinliyorum Osman Bey dinliyorum. Ablam bizim köy yerinde dedi ki bu kız kaçtıysa. Bizi ararlar dedik. Telefonumun şarjını doldura gittim. Sen bunu düşünürken. Kaçtıysa sabah ola hayrola gidin evet. bayrama da haber vereyim. Bayramda da beklerim o gece evet, dedi. Evet. Bizim telefonu ararlar dedim peki, ablam. Sen bunu düşünürken eşe niye ortalığa düşüp aramaya başladı ve çizmeleri de oralara sen baktınsa piriketin iki adım ötesinde nasıl buldun ablam, sen görmedin? Bacım aramayacak mı? Sen niye aramadın soru bu işte yani. O arada bacım aramayacak mı ablam? Bayrama gidişin 11 civarı diyor bayram. Bizim köy yerinde emmimi ararken telefonumun şarjı bitti. Şarjı bitince ablam bizim köy huzurken de telefonumun şarjını doldura gittim. Telefonu şarj dedim ettikten ki, sonra kaçtıysa temiz bir yere bizim telefonu ararlar. 2-3 gün sonra aracı gelir. Osman Bey demiş. Bunu anlıyorum ama siz önce gittiniz teyzenize işte amcanızın evinden haber verdiğinizde tekrar onları alıp eve getirdiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Az önce eşe böyle söylüyor. Eve tekrar geri gelmişsiniz. Evet. O arada eşe göndermiş evet. Şeyin evine Adem'in evine baktırmış birilerini ama etrafı araması gereken kişi evin erkekleriyken bunların hiçbiri bunu yapmamış. Piriketleri biliyorum diyorsun ama piriketin iki adım evet. ötesinde çizmeleri bulduğunu söylüyor ablan ve sen onu olaydan iki gün sonra eşe bana söylemişti diyorsun ama çok da emin olarak ablam, söylemediğini fark ediyorum. Ben şöyle bugün yapalım. Mehmet abiyle çektireceğim. Tamam. Orayı bir çektirelim. Orayı bir görelim mesafeleri. Evet. Yarın buradan kaldığımız yerden devam Mehmet edelim. Abiyi bir çektireceğim tamam. ablam bugün. Bugün yayınlayamadığım röportajlarım da var. Onlarla evet. birlikte bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Döndü Karaçoban'la ilgili. Tamam ben Mehmet abine kadar. Şimdi gideceğim olayları hep orada tek tek anlatacağım tamam. ablam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyoruz buradan. Mersin'e. Sevgili seyirciler bir kaybımız daha var. Özgür Karadaş 32 yaşında ve 5 aydır hiçbir haber yok Özgür Karadaş'tan. Özgür Karadaş 2 kere evlenmiş, 3 tane çocuğu var ve öyle ki çocuklarını bile aramıyor. Amcasıyla yengesi burada. Emine Hanım'ı da alabiliriz aslında. Var mı bir veterimiz çocuklar alabileceğimiz? Emine Hanım'ı alalım. Buyurun Emine Hanım. Şöyle. Bayram istersen seni alayım kenara. Yakın oturtmamış da oluruz. Emine Hanım ya. Şimdi bir kayıp varken insan daha yakınları da onu arıyor mu nedir durum diye merak ediyor. Adem Bey. Evet. Amcasısınız. Evet. Yeğeninizin hikayesi biraz karışık. Karışık evet. Yani çünkü aile içerisinde de sanki böyle farklı anlatanlar var. Çok birbirinden haberdar değilmiş gibi bir durum şimdi var. En baştan bir anlatsınız. Şimdi biz İstanbul'da oturuyoruz. Biz abimler köyde oturuyor Ordu'da. Ordulusunuz evet. Evet. Şimdi biz en son gittiğimizde sormuştum ben işte Özgür nerede diye. Dedi ki İzmir Torbalı'da bir tekstil atölyesi açmışlar. Hı hı. Bir bayan açmış. O da onun ustabaşısıymış yani o işten anladığı için. Orada dediler. Ne zaman bunu? Biz köye gittiğimizde... Biz de öğreneli 5 ay falan oluyor. 5 ay oluyor. Ha? Evet. Gittik işte bundan sonra işte daha ondan sonra haber almadık. Ben zaten arıyorum da benim telefonuma bakmıyordu zaten. Ondan önce, kaybolmadan önce, şey yapmadan önce, haber almadan önce. Bundan sonra işte gittik işte şey yaptık. Son günlerde de şey yaptı. Abim aradı dedi ki ya kızı var Iğdır'da evli. Hı hı. Onlar demiş ya şu Özgür'ü bir arayın sorun işte nerede diye. Onlar da arıyorlar ulaşamıyorlar yani. Ta 5 ay önce arıyorlar ondan sonra aradıkları telefon iptal oluyor. Yani 5 aydır Özgür'den kardeşleri de anne babası evet. da ailesi de bu eski eşleri de hiç kimse hiçbir haber alamıyor. Yok alamıyorlar.
Peki siz telefonumu açmadı dediniz ya, hiç mi açmazdı telefonunuz yoksa sonra? Vallahi hiç açmadı sonra yani. Bayağıdır aşağı yukarı 7-8 senedir hiç telefonumu açmadı yani. 7-8 senedir. Niye hiç açmaz bir insan amcanın telefonunu, onu ya konuşacağız ama. Ya şimdi şöyle, niye açmamıştır şimdi Bahriye şöyle. Bahriye Hanım attı. Bir Bahriye Hanım'la bir konuşayım izninle Adem Bey. Bahriye Hanım. Bahriye Hanım duyabiliyor musunuz beni? Özgür'ün annesi, aradığımız Özgür Karadaş'ın annesi Bahriye Hanım telefonda. Sesim geliyor mu Bahriye Hanım size? Geldi, buyurun. Ah, 5 aydır evladından haber yok. Ben 5 aydır değil, 1,5 seneden beri sesini duymuyorum. 5 aydan beri kızımla konuşuyordu evet, sadece, evet. Bir de kuzeniyle. Sen 1,5 senedir evladınla hiç konuşmadın mı? Evet, konuşmadım. Neden, ne oldu ki, küstü mü sana? Ya buradan Ordu'dan gitti, Ordu'da yerleştirdi bunu. Biz oradan el sözü Ordu'da oturuyordu. Oradan işte Ordu'yu da eşyaları satıp buradan gitmiş İzmir'e. Duyduk işte İzmir'e gittiğini. Evet. Orada tescil açmıştı bacısına demiş. Tescil açtım demiş, bir bayanla demiş. Evet. Burada çalışayım demiş. Yani bizim telefonlarımızı açmıyordu. En son çok sıkıştırdığımızda telefonu kapattı. Kaç evladın var? Kaç evladınız var? 4 evladım var. 2 kız, 2 erkek. Özgür en küçüğü mü? Yok. Ondan küçük bir tane daha var. Bir tane daha var. Allah bağışlasın. Şimdi tamam. En başından bir anlatırsak. Özgür önce bir Fatma Hanım'la bir evlilik yapıyor. Evet, Fatma Hanım'la evlilik yaptı. Ondan ayrıldı. 5 sene ayrı kaldılar. Boşandılar. Evet. Bir de burada Ordu'dan evlendi. Onunla fazla kalmadı. Bir iki sene kaldılar. Geri evet. Fatma'ya döndü. Fatma'ya döndü. Orada 2 sene daha beraber oldular. Yine olmadı. Evet. Yine ayrıldılar. İşte öyle hayatı bir şey geçti onun. Fatma karışık Hanım, yani hayatı. Özgür ne iş yapar? Mesleği nedir? Evet, mesleği tekstil. İnşaatta da çalışıyor. Tekstil ve inşaat işleri orada uğraşıyor. Fatma Hanım'la evliyken İstanbul'da yaşıyormuş Özgür galiba, öyle mi? Evet, İstanbul'da yaşadı, Eskişehir'de yaşadı. Evet. Ordu'da yaşadı. Evet. Ordu'da evli yaşamadı. Fatma Hanım'dan evliliğinden 2 çocuğu var. Evet. Kaç yaşında çocuklar? Vallahi evet. Tam yaşlarını ben bilmiyorum. Kaç yaşında torunlarınız? Torunlarımın biri 13 yaşında, biri 10 yaşında, evet. Biri 6 yaşında. 6 yaşında. Peki 1,5 senedir, şimdi o kadar karışık parça parça bir hikaye ki bu. Bir evet, evlilik yapıyor, karışık. Boşanıyor, gidiyor başka biriyle evleniyor. Sonra ondan ayrılıyor, tekrar ilk eşine dönüyor. Öbürüne resmi nikah olmadıydı, oradan ayrıldı, öbürüne gelmedi. Bir daha çocukların yüzünden birleştiler, yine olmadı. Yine olmadı ve oradan ayrıldıktan sonra Fatma Hanım'la ikinci kez birlikte bir araya geldikten sonra o arada mı dönüp Ordu'ya geliyor? Efendim? Fatma evet, Hanım'la evet. İkinci kez hani barışıyorlar ya ondan sonra olmayınca tekrar Ordu'ya sizin yanınıza mı geliyor Özgür? Ordu'ya geldi evet. Ordu'dan ev tuttu, orada tek yaşıyordu, inşaatta yaşıyordu. Evet. Orada bir sene kaldı işte, ondan sonra İzmir'e gitti. İzmir'e gitti. Peki bu Ordu'dan İzmir'e giderken siz istemediğiniz için mi küstünüz birbirinize de 1,5 yılda evet, konuşmadınız? Evet, biraz küstük birbirimize. Ondan sonra konuşmadı da. Sen neden istemedin gitmesini İzmir'e? Yani burada kal çocuk, ya, çocuğa sahip mi çık dedin? Ordu'ya yerleşmişti, güzel çalışıyordu, inşaatta çalışıyordu. Evet. Ev tutmuşlardı onu. İşte ev evet. Tuttu buna, orada yine bir şey istedik, ev olduydu orada. Evet. İşte bir daha gitti, dindi de küstük, o da bize küstü, daha telefonları iptal etti. Telefonlarını iptal etti. Yani anne babayla konuşmuyordu ama kardeşleriyle telefonda konuştu vardı, öyle mi? Son 5 aya kadar konuşuyordu, evet, aynı evet. Lafla konuşuyormuş. İşte sonra da işte konuşuyordu, ayınımla konuşuyordu, sadece öbürüne değil. Peki sen... Ayrıca konuşuyordu. Siz aradığınızda yani oğlunuz açmıyor muydu telefonu? Sen de ona kızdığın için aramıyor muydun onu hiç? Kızmıyordum da aradı. Kapattı işte. Gitti telefonları bize açmıyordu da. Parça parça aileden kopmuş. En son 5 aydır da hiç kimse ona ulaşamıyor. Aynen. Evet, evet. Ne oldu sence oğluna?
İşte hiç bilmiyorum. Oldu işte orada oldu. Bilmiyorum canım ne bileyim. Bu atölye açtı dediğiniz kadın kim onu biliyor musunuz? Tanımıyoruz işte. Onlara da tanımıyoruz. İşte bir nokta atışımız yok. İşte bir bilgimiz yok. Kadın kim, teslim nerede, bir adres, bir şey yok. Yani hiçbir bilgimiz yok. Sadece İzmir Torbalı'da olduğunu biliyoruz. Öyle de herkese küsse bile bunun 3 tane evladı var. Yani evlatlarına da küsmüş olamaz herhalde. Çünkü onlar çocuk. Arayıp babalarını... soruyor mu evlatlarını? Biraz sorumsuzluk vardı Özgür'den. Sorumsuzluk vardı biraz. Sorumsuzluk başka bir şey ama baba olmak ya, da yani şey yapmıyordu pek. Aramış herhalde bildiğim kadarıyla. Çocuklarıyla konuşuyordu. Konuşuyormuş. 5 aydan sonra da mı konuşuyordu? Yok. Yok. Onlara da kesinlikle. 5 ay önce konuşuyormuş. Nasıl konuşuyormuş? Yani çocukları sorup şey yapıyorlarmış. Evet. Ben Fatma ile konuştum. Fatma'nın demesi bana yenge dedi böyle böyle ben de arıyorum nafaka davası açmak için arıyorum diye söyledi. Daha dedi ondan sonra ben de ulaşamıyorum dedi. Nafaka yani vermemek için önce. Kaçıyor olabilir mi? Ya zannetmem o yönden. Ya öyle bir şey olmuş olursa yani. En azından annesine alo demesi lazım. Yani ben sağım yaşıyorum mesela biz şimdi merak içinde kaldık da hep. Yani evet niye saklansın kaçsın yani. Birilerinden mi kaçıyor? Üç aynen. tane evladı var. Aylardır onları da aramamış. En son bir kuzeniyle konuşmuş. Nurhan Hanım'la konuşmuş evet. Özgür Bey. Nurhan Hanım telefonda. Nurhan Hanım. Efendim. Merhabalar. En son siz konuştunuz aradığımız Özgür Karadaş'la. Evet. Ne anlattı merhaba. Size? Neredeydi? Ne anlattı bana derken biz zaten ara ara görüşüyorduk. Evet. Yani kesik kesik de olsa işte ordudayken falan tutuyorduk. Annesi bazen ulaşamadığı zaman bana söylüyordu. Evet. Ben mesaj atıyordum. Bana hemen geri dönüş yapabiliyordu. Evet. Neredeydi? Ne iş yapıyordu bu birlikte atölye açtığı söylenen kadının ismini biliyor musunuz? Neler söyledi size? Kadınla alakalı bir bilgim yok. Ben hani bir ortağı olduğunu eniştemden duydum ilk defa. Bana ondan hiç bahsetmedi. Ben kendisi atölyeyi biliyorum tek başına. Evet. Bana bir ortaktan bahsetmemişti. Enişte dediğiniz kim? Abim. Teyzemin kocası. Ben kuzeni oluyorum ya. Tamam. Hı-hı. Babası yani. Enişten babası oluyor. Tamam. İşte yine mesajlaşmıştık. Biz bana atölyenin fotoğraflarını falan atmıştı. Oradan resimler atmıştı. Çalışanların falan resimlerini atmıştı. Hı-hı. Ondan sonra... Daha eksiklerim var, tamamlıyorum falan demişti. Böyle kesik kesik ara ara mesajlaşıyorduk biz. Sanırım bir 5 aydır, yani 4 aydır zaten tamamen biz bağlantıyı kopardık, haber alınamıyor. Ondan bir ay önceye kadar da konuşuyordum ben onunla. Son bir ay kaybolmadan, son bir ay önce de bağlantımı kesmiştim ama görebiliyordum yine onu. Hani durum atıyordu WhatsApp'ına veya benim durumlarımı seyrediyordu falan. Öyle bir görebiliyordum yine. Yani mesajlaşıyoruz dediniz ya. En son sesini kaç ay önce duydunuz siz? Sesini 5 ay önce. 5 ay önce sesini duydunuz. Ondan sonra mesajlaşmalarla görüşmeler aynı anda mı kesildi? Yok, bir ay daha ben onu bir mesajlaşmasam da durumlardan falan gördüm. Niye hani konuşmazdı? Hani WhatsApp durumları resim falan paylaşıyordu veya benim paylaştıklarımı seyrediyordu. Oradan biliyorum. Bir sıkıntısından bahsetmiş miydi size hiç? Sıkıntısı yoktu. Atölyeyle uğraşıyordu. Fotoğraf atıyordu. Eksiklerim var diyordu. Yani bir sorun yoktu. Hatta bu tarafa gelin falan diyordu bana. Gezmeye gel diyordu. Hatta ayrıldığı eşiyle barışmayı düşündüğünü söylemişti en son. Fatma Hanım'la mı? Evet Fatma Hanım'la. Bana şey dedi. Kuzen sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme şimdilik dedi. Tamam dedi. Evet. Biz Fatma'yla barışmaya karar verdik dedi. Okul kapanınca onları yanıma alacağım dedi. Bunu... Tamam dedim, sevindim hatta. Onunla yazın, alırsın bize gelirsin falan konuştuk. Tamam dedi. Şimdi size barışacağım diyor ama Fatma Hanım da nafaka davası açacağım ona. Ondan sonra demiş barışalım diye. Nafaka davası açacağım diye arıyormuş. Evet. Ondan sonra Özgür en son yeniden birleşelim demiş. Yani öyle bir söylenti var demiş. Doğru. Bunlar konuşulurken de ortadan kaybolmuş. Fotoğraftaki Özgür Karadaş'ı arıyorum. Nurhan Hanım konuşacağız falan. Ama bir ara vermem lazım. Daha çok Özgür Karadaş'ın hikayesini paylaşmamız gerekenler var. Fotoğraftaki kişiyi arıyoruz. Gören bilenlerden yardım istiyoruz. Birazdan buradayız. Sevgili seyirciler programın sonuna geldik ama ekrandaki fotoğrafa çok dikkatlice bakmanızı istiyorum. Özellikle bizi Sinop'tan izleyen sevgili seyircilerimize sesleniyorum ve o bölgeden izleyenlere sesleniyorum. 5 yaşındaki İbrahim Ay
kayıp. Dün 11'de Sinop'taki Eymir Köyü Alancık Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı ve bir daha haber alınamadı İbrahim'den. İbrahim özel bir çocuk, otizmli bir yavrumuz. O yüzden bir an önce bulmamız lazım. Fotoğrafa dikkatlice bakın. 5 yaşındaki İbrahim Ay, Sinop Eymir Köyü Alancık Mahallesi'ndeki evlerinden dün 11'de çıktı ve ondan bu yana da hiçbir haber yok kendisinden. Daha önce de evin etrafında kaybolurmuş, o civarlarda bulunmuş ama aile ve komşular yaptıkları aramalarda İbrahim'in izine rastlamamışlar. Görenlerden, bilenlerden yardım istiyoruz. Yarın bu konu ve diğer konularla beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalınız.